bu kitap, Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık Birimi stüdyolarında yalnızca görme engellilerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. 5 12 Tarih ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır. Ek madde 11. Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık Telefon Numarası 0312 212 62 çift 0'dan 72 80 ya da 73 13. E-posta adresi konusankitaplik Web adresi www.mkutub.gov.tr konusankitaplik Birinci Ayrım Kitabın adı Kızıl Nehirler. Kitabın orijinal adı Le Rivière Purp. Yazarı Jean-Christophe Granje. Türkçesi Fransızca aslından çeviren Doğan Kitapçılık. Seslendiren Nevin Zencirci. Yayınlayan Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Ticaret Anonim Şirketi. Yayın yeri İstanbul. Yayın tarihi. 1. baskı Şubat 2001. 42. baskı Kasım 2011. Baskı Görsel Design Offset Matbaacılık Ticaret Limited Şirketi. Kapak tasarımı DPN Desin. ISBN numarası 978 975 991 461 5. Sertifika No 11.940. Diğer Bilgiler: Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Ticaret Anonim Şirketinin Adresi 19 Mayıs Caddesi Golden Plaza No 1 Kat 10 34 360 Şişli İstanbul. Telefon 212 373 77 çift 0. Faks 212 355 83 16 web adresi www.dogankitap.com.tr ya da editor@dogankitap.com.tr ya da satis@dogankitap.com.tr Görsel Design Offset Matbaacılık Ticaret Limited şirketinin adresi Atatürk Bulvarı Depozite Alışveriş Merkezi A5 blok, dördüncü kat, No 405, 2 telli, OSB, Başakşehir, İstanbul. Telefon 212 671 91 çift 0. Arka kapak tanıtım yazısını okuyorum. Kızıl Nehirler. Biz efendileriz. Biz köleleriz. Biz her yerdeyiz. Hem de hiçbir yerde. Biz karar verenleriz. Kızıl nehirlerin hakimiyiz. Kalbinize güvenmiyorsanız ya da ocakta yemeğiniz varsa bu kitabı okumaya başlamayın. Granger'in sınır tanımayan hayal gücü, sürekli artan gerilim, etkileyici karakterler, birbirinden korkunç cinayetler, hepsi daha ilk satırlardan itibaren size hükmedecek. Kızıl Nehirler sadece Fransa'da 450 bin sattı ve 20 dile çevrildi soluk kesen bir tempo. insanı hemen saran bir hikaye. Çok gerçekçi şiddet sahneleri. iki sıra dışı insanın çevresinde gelişen olaylar. Biri enerji dolu, tecrübeli bir polis, diğeri sokaklardan gelme magripli bir çaylak. İnsanı daha ilk sayfalardan itibaren sarsan, alt üst eden, yutan o kitaplardan biri. Sizi sürekli olarak gerilimin sınırlarında dolaştıracak akkor haline gelmiş bir telin üzerinde yürüyormuş hissi verecek kusursuz bir gerilim. Le Monde. James L. Roy ve Thomas Harris etkisinde bir seri cinayet hikayesi. Le Nouvel Observateur Grange, inanılmaz bir ustalıkla insanı şaşkına çeviren kusursuz bir roman yazmayı başarmış. Okur, romandan şok halinde ve kitabın bitmiş olmasından duyduğu boşluk içinde çıkıyor. Le Point. Polisiye gerilim romanlarının Anglo-Saksonların işi olduğu söylenirdi. Grange, Kızıl Nehirler'le sadece bir Fransız yazarın bu türde yazabileceğini değil, aynı zamanda Anglo-Saksonlara gerçekten sıkı bir rakip olacağını da kanıtlıyor. Le Magasin littéraire Kuzuların sessizliğinden bu yana yazılmış en iyi gerilim romanı. Le Figaro Jean-Christophe Grange 1961'de Fransa'da doğdu. Çeşitli haber ajansları ve gazeteler için çalıştı. Parimaç için gezi macera röportajları, Figaro magazin için bilimsel röportajlar hazırladı. Bütün dünyada ve Türkiye'de aylarca çok satanlar listesinden inmeyen Taş Meclisi, Leyleklerin Uçuşu, Kurtlar İmparatorluğu, Siyah Kan, Şeytan Yemini… Kolone ve Ölü Ruhlar Ormanı adlı kitapları Doğan Kitapçılık tarafından yayımlandı. Ön kapak tanıtım yazısını okuyorum. Doğan Kitap tarafından yayımlanan Jean-Christophe Granger kitapları, Taş Meclisi, Leyleklerin Uçuşu, Kurtlar İmparatorluğu, Siyah Kan, Şeytan Yemini, Koloni, Ölü Ruhlar Ormanı. Virginie için. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 10. Devamı İkinci ayrımda. Kitabın adı Kızıl Nehirler. Yazarı Jean-Christophe Grange. İkinci ayrım. Birinci bölüm. Birinci kısım. Ganamos. Ganamos. Pierre Nieman, parmaklarını elindeki çok kısa dalga telsiz vericisinin üzerine kenetlemiş, biraz aşağıda, Parkte prensin beton rampalarından inen kalabalığı izliyordu. Binlerce coşkulu, ateşli kelle, binlerce beyaz şapka ve rengarenk kaşkol, baş döndürücü alacalı bir kurdele oluşturur gibiydi. Konfeti yağmuru ya da sanrılı iblisler sürüsü ve hep aynı üç hece, aynı yavaş ve vurucuna nakarat, ganamos. Çevirenin notu Ganamos, kazandık anlamında İspanyolca sözcük. Park de Prens'in hemen karşısındaki anaokulunun damından 3. ve 4. CRS birimlerinin manevralarını izliyordu. Şeverenin notu. CRS, Fransa'daki asayişi sağlamakla görevli, gimik kez, sınır polisi olarak da kullanılan polis birimi. Koyu lacivert giysili adamlar başlarına siyah kasklarını geçirmiş, polikarbondan kalkanlarının ardında koşuşturuyordu. Her zamanki klasik yöntem. Her kapı dizisinin ikişer yanında 200 polis. Ayrıca iki takım taraftarlarının karşılaşmamaları, birbirleriyle temas etmemeleri, hatta birbirlerini görmemeleri için perde görevi yapan komandolar. O akşam Fransız olmayan iki takımın Paris'te karşılaşacağı tek maç için Real Zaragoza, Arsenal karşılaşması için 1400 kadar polis ve jandarma görevlendirilmişti. Kimlik kontrolü, üst arama, iki ülkeden gelmiş 40 bin izleyicinin kendilerine ayrılan yerlere yönlendirilmeleri. Başkomiser Pierre Nieman bütün bu manevraların sorumlularından biriydi. Aslında böylesi görevler her zaman yaptıklarına pek benzemiyordu ama Alabrostraştı polis görevlisi bu tür sorumluluklardan hoşlanıyordu. Saf denetim ve çatışma. Ne soruşturma ne de gizlilik. Bir bakıma böylesi bir değişiklik dinlendiriyordu sanki onu. Ayrıca hareket halindeki bir orduyu anımsatan koyu lacivertli kalabalığın askeri davranışlarına bayılıyordu. Taraftarlar alt kata ulaşıyorlardı. Stadyumun beton direklerinin arasından H ve G kapılarının üzerinden görünüyorlardı işte. Niyaman saatine baktı. Dört dakika içinde dışarıda olacaklar asfaltın üzerinden dağılmaya koyulacaklardı. İşte o zaman kavga, arbede tehlikesi baş gösterecekti. Başkomiser ciğerlerini şişirdi. Ekim gecesi gerilim yüklüydü. İki dakika. Nieman neredeyse içgüdüsel bir dürtüyle döndü. Uzaktaki Port de saint meydanını gördü. Meydanın üç çeşmesi gecenin karanlığında endişe totemleri gibi yükseliyordu. Cadde boyunca CRS kamyonları, sık bir sıra halinde peş peşe dizilmişti. Önlerinde de kasklarını kemerlerini asmış, copları dizlerini döven, sıkıntıyla gidip gelen adamlar vardı. Bunlar takviye güçlerdi. Uğul tarttı. Kalabalık sivri uçlu parmaklıkların arasındaki bölümdeydi şimdi. Niyaman gülümsedi. İşte arayıp da bulmadığı şey buydu. Kalabalık dalgalandı. Borazanlar gürültüyü yırttı. Uğultu çimentonun tüm gezeneklerini titretti. ''Ganamos, ganamos.'' Nieman, vericinin mandalına bastı. Doğu bölümündeki birimin şefi, ''Jokaime'' seslendi. ''Nieman konuşuyor. Çıkıyorlar. Onları otobüslere, Mura bulvarına, otoparklara, metro girişlerine yönlendirin.'' Bulunduğu yüksek yerden durumu değerlendirdi. O tarafta pek fazla bir tehlike yoktu. Bu gece galip gelmişti İspanyollar. Yani öyle saldırgan olmaları beklenemezdi. İngilizler ise karşı taraftan A ve K kapılarından Boulogne tribününe, yırtıcı hayvanlar tribününe doğru çıkarılacaklardı. Burada işler yoluna girer girmez gidip o tarafa da bir göz atmak niyetindeydi Nieman. Birden sokak lambalarının ışığında kalabalığın üzerinden bir şişe uçtu. Başkomiser bir copun kalkıp indiğini, sakların sıklaşıp gerilediğini, insanların düştüğünü gördü. Vericiye haykırdı. Jokaim Allah kahresin adamlarınıza hakim olun. Nieman servis merdivenine koştu. Sekiz katı uçarcasına indi. Caddeye vardığında iki sıra toplum polisi holiganları engellemek üzere koşmaya başlamıştı bile. Nieman silahlı polislerin önüne geçti. Kollarıyla geniş daireler çizerek durdurmaya çabaladı. Coplar burnunun sadece birkaç metre ötesindeydi ki sağ taraftan miğferini kafasına sıkıca oturtmuş Jokaim yetişti. Siperliğini kaldırdı, bakışları öfke saçıyordu. Niyeman çıldırdınız mı siz? Üstelik de sivil kıyafetle. Sizi? Başkomiser soruyu duymamış gibiydi. Ne bok yiyorsunuz? Adamlarınıza hakim olun Jakaim. Yoksa üç dakika işine bir ayaklanmayla karşı karşıya kalabiliriz. Kırmızı yüzlü şişman polis yüzbaşısı nefes nefeseydi. Geçen yüzyılın modasına uygun kırptırdığı ince bıyığı soluklarına tempo tutar gibi titreşiyordu. Telsizden bir ses duyuldu. Tüm tüm birliklere çağrı. Tüm birliklere çağrı. Boulogne kavşağı. Komandan Jilbo sokağı. Ben burada bir sorun var. Nieman Jökai'me sanki bütün bu karışıklığın tek sorumlusuymuş gibi baktı. Sonra parmakları telsizin mandalına bastı. Nieman konuşuyor. Geliyoruz. Sakinleşmiş bir sesle yüzbaşıya talimat verdi. Gidiyorum. Oraya olabildiğince çok adam gönderin. Buradan da kuş uçurtmayın. Yüzbaşının cevabını bile beklemeden şoför olarak kullandığı stajyer memuru aramaya koyuldu. Meydanı geniş adımlarla geçti. Karşı taraftaki prens bir hanesi garsonlarının aceleyle kepenkleri indirdiklerini gördü. Hava endişe yüklüydü. Sonunda siyah otomobilin yanı başında ayaklarını yere vurarak dolaşan deri ceketli genci buldu. Niyaman, arabanın kaputuna eliyle vurarak haykırdı. ''Buloyun kavşağı, çabuk!'' İki adam arabaya aynı anda daldılar. Lastikler patinaj yaptı, duman çıkararak kalktı. Stajyer direksiyonu stadyumu soluna kırdı. Güvenlik güçleri için ayrılmış yoldan geçerek K kapısına varmak istiyordu anlaşılan. Niyaman'ın sezgisi güçlüydü. ''Hayır'' diye soludu. ''Geri dön, kavga öbür tarafta.'' Araba olduğu yerde kargaşaya yatıştırmak için hazırlanmış basınçlı su kamyonlarının oluşturduğu birikintilerde kıç atarak döndü. Sonra gri, CRS kamyonlarının arasındaki dar koridordan geçerek Park de Prince Caddesi'ne girdi. Aynı yöne doğru koşuşturan miğferli adamlar arkalarına bakmadan yana açılıyorlardı. Nieman arabanın üzerine sireni yerleştirmişti. Stajyer, Claude Bernard Lisesi'nin hizasına gelince direksiyonu sola kırdı, göbekten döndü. Stadyumun öte yanına dolandı. Otey türbününün yakınındaydılar. Nieman havada asılı kalmış ilk gaz perdesini gördüğünde, sezgilerinde ne kadar haklı olduğunu düşündü. Çatışma Avrupa meydanına varmıştı bile. Otomobil beyazımsı sis perdesinin içinden geçti. Bacaklarının var gücüyle kaçmaya çalışan ilk gaz kurbanlarını ezmemek için güçlükle durabildi. Çatışma tam da şeref türbününün önünde patlak vermişti. Kravatlı erkekler, mücevherli kadınlar koşuşturup sendeliyor, gözyaşları yanaklarından akıyordu. Kimileri sokağa açılacak bir geçit arıyor, kimileri de daha da yukarıya stat turnikelerine doğru tırmanıyorlardı. Niyeman arabadan fırladı. Meydanda birbirine girmiş vücutlardan çıkan kollar kalkıp kalkıp iniyordu. İngiliz takımının parlak, göz alıcı renkleriyle CRS polisinin koyu gölgelerini hayal meyal seçti. Polislerden bazıları kanlı birer salyangoz gibi yerlerde sürünüyordu. Uzaktaki meslektaşları ise yerdeki yaralı arkadaşlarını vurmak korkusuyla plastik mermi atan tüfeklerini kullanamıyorlardı bir türlü. Başkomiser gözlüklerini iç cebine yerleştirdi, yüzüne fularını doladı. En yakındaki polisin yanına gitti. Bir eliyle üç renkli kimliğini gösterirken ötekiyle de polisin copuna uzandı. Adam şaşkınlık içindeydi. Üstelik mifernin camı da boğulanmıştı. Pierre Nieman kavganın göbeğine daldı. Arsenal taraftarları yumrukla, metal çubuklarla, demir ökçelerle vuruyorlar. CRS memurları da geri çekilerek direnmeye yere düşmüş arkadaşlarını korumaya çalışıyorlardı. Vücutlar sarsılıp titriyor, yüzler buruşuyor, çeneler asfalta çarpıyordu. Ve coplar. Coplar kalkıp iniyor, darbenin şiddetinden eğilip bükülüyorlardı. Başkomiser kargaşanın ortasına atıldı. Yumruk attı, cop salladı, iri yarı birini yakalayıp bir dizi yumruk patlattı. Kaburgalara, mideye, çeneye. Birden sağdan gelen bir tekmeyle çöktü sonra kükreyerek doğruldu. Job saldırganın gırtlağının çevresine dolandı neredeyse. Beynindeki kan fokurduyor, metal bir tat ağzının içini uyuşturuyordu. Hiçbir şey düşünmüyor, hissetmiyordu artık. Savaşa girmişti, farkındaydı bunun. Birden tuhaf bir sahneye ilişti gözü. Yüz metre kadar ötede iyice sopa yemiş bir sivil, iki huliganın ellerinden kurtulmaya çalışıyordu. Nieman, taraftarın kana bulanmış yüzünü, nefretten tir tir titreyen öteki ikisinin robotumsu hareketlerini izledi. Bir saniye sonra neyin tuhaf geldiğini anlamıştı Niyaman. Yaralı ve diğer ikisi, rakip kulüplerin amblemini taşıyan deri ceketler giymişlerdi. Bir hesaplaşmaydı. Niyaman, daha ne olduğunu tam anlayamadan, yaralı adam saldırganların elinden kurtuldu ve yan sokağa, Nunges'e koli sokağına sapıp kurtulmaya çalıştı. Dayakçılar da peşinden. Niyaman elindeki copu attı. Kalabalığın arasında kendine bir yol açıp peşlerine takıldı. Kovalamaca başladı. Niyaman düzenli soluk alarak koşuyor, sessiz sokakta kurbanlarına giderek yaklaşan iki saldırganla arayı kapatmaya çalışıyordu. Hep birlikte sola döndüler. Birkaç adım sonra yüksek duvarlarla çevrili monitör yüzme havuzuna vardılar. Bu kez kurbanlarını ellerinden kaçırmayacaktı serseriler. Niyeman çevre yoluna tepeden bakan Port Molitor meydanına vardığında gözlerine inanamadı. Saldırganlardan birinin elinde kocaman bir bıçak vardı. Niyeman, cadde ışıklarının donuk aydınlığında dizüstü çökmüş adama durmaksızın saplanan, vücudunu sarsan bıçağın parıltısını gördü. Sonra saldırganlar adamı yerden kaldırdı, korkuluğun üzerinden aşağı attı. ''Hayır!'' Niyeman haykırırken silahını kılıfından çıkarmıştı bile. Bir otomobilin kaputundan destek aldı. Sağ yumruğunu sol avcuna yerleştirdi, solunu tutarak nişan aldı. İlk kurşun karavana. Eli bıçaklı katil döndü, şaşkındı. İkinci kurşun yine karavana. Nieman yeniden koşmaya koyuldu. Tabanca tutan elini yakın dövüş kurallarına uygun olarak kalçasına dayamıştı. Öfkeden içi içini yiyordu. Gözlüksüz olduğu için iki kez üst üste karavana atmıştı. Köprüye vardı. Eli bıçaklı adam çevre yolunun kenarındaki çalılıklara dalmıştı bile. Arkadaşı ise dizlerinin bağı çözülmüş, şaşkınlık içinde bakıyordu. Başkomiser tabancasının kabzasını adamın gırtlağına indirdi. Sonra da saçlarından yakalayarak trafik ışığına kadar sürükledi. Tek eliyle adamı bileğinden direğe kelepçeledi. Şimdi artık köprünün üzerinden aşağıya bakabilirdi. Kurbanın cesedi asfaltın üzerindeydi ve trafiği tıkayan zincirleme kaza meydana gelene kadar arabalar üzerinden geçmişti. Büyük bir kazaydı. İç içe geçmiş arabalar, ezilmiş saçlar. Trafik sıkışıklığı sinir bozucu bir korna konserine dönüşmüştü. Parların ışığında bir eliyle yüzünü tutarak otomobiline doğru sendeleyerek ilerleyen bir sürücü gördü Niyaman. Sonra bakışlarını çevre yolunun diğer tarafına çevirdi renkli kol şeridiyle çalıların arasında ilerlemeye çalışan katili gördü. Silahını kılıfına yerleştirip adamın peşine düştü. Ağaçların arasından koşarken durup geriye ona bakıyordu katil. Gizlenmeye gerek duymadı başkomiser. Adamın Nieman'ın peşinde olduğunu bilmesi, gelip yakasına yapışacağını düşünmesi gerekiyordu. Birden holigan bir çalılığın üzerinden atlayıp gözden kayboldu. Çakıl taşları üzerinde duyulan ayak sesleri, Nieman'a adamın tuttuğu yönü gösterdi hemen. O töy bahçeleri. Başkomiser katilin peşine düştü. Gecenin bahçenin gri çakılları üzerindeki yansımasını gördü. Seralar boyunca ilerlerken duvara tırmanan gölgeyi fark etti. Peşinden seyirtti. Kendini Roland Garros tenis kortlarında buldu. Tel kafesten kapılar kilitli değildi katil hiçbir engelle karşılaşmaksızın bir korttan diğerine geçiyordu. Niyaman bir kapıdan daldı, kırmızı toprak sahaya girdi ve ilk filenin üzerinden atladı. 50 metre önündeydi adam. Gözle görülür biçimde yavaşlamıştı şimdi. Yorgunluğun etkisi kendini göstermişti. Yine de filenin üzerinden atlamayı, tribündeki basamakları tırmanmayı başardı. Peşinden de Niyaman geliyordu. Çevik, yumuşak, soluğunda en ufak bir değişiklik olmaksızın. Adama birkaç metre kalıncaya kadar yaklaştığında, tribünlerin en tepesindeki gölgenin boşluğa atladığını gördü. Kaçak, özel bir evin çatısına düşmüştü. Çatının öbür tarafına yuvarlandı, gözden kayboldu. Komiser geriledi, peşinden atladı. Çakıl taşlı kaplı platforma düştü. Aşağıda çimenler, ağaçlar, sessizlik. Katilden ise en ufak bir iz yoktu. Niyaman, ıslak çimenlerin üzerinde yuvarlandı. İki seçeneği vardı. Ya çatısından atladığı ana bina ya da bahçenin dibindeki geniş ahşap yapı. MRE 73 tabancasını kılıfından çıkardı. Sırtını arkasındaki kapıya dayadı, kapı direnmedi. Başkomiser birkaç adım attı sonra şaşkınlık içinde durdu. Mermer bir holdeydi. Tepede, tavanın tam ortasında yuvarlak bir taş, taşın üzerine de tanımadığı, bilmediği harflerle kazınmış yazılar vardı. Altın yıldızda bir merdiven karanlığın içinden üst kata çıkıyordu. İmparator kırmızısı kadifeden perdeler, duvar kaplamaları, heybetli vazolar. Nieman bir Asya ülkesinin büyükelçiliğine girdiğini anladı. Birden dışarıdan bir ses duydu. Katil diğer binadaydı. Komser çimenlerin üzerinden koşarak bahçeyi geçti, ahşap yapıya ulaştı. Kapının kanadı hala sallanıyordu. Karanlık içinde bir gölge gibi içeri girdi. Büyü bir derece daha artmıştı. Girdiği yer bölmelere ayrılmış, yeleleri kısa kesilmiş küçük atların bulunduğu bir ahırdı. Titreşen sarılar, havada uçuşan saman çöpleri. Pierre Nieman elde tabanca ilerledi. Birinci bölmeyi geçti. İkinci, üçüncü. Sağ tarafta boğuk bir ses. Başkomiser döndü, yere vuran bir toynak. Solda bir hışırtı, yine döndü. Çok geç bıçak indi. Niyaman son anda kendini yana attı. Bıçak omzunu sıyırdı ve atın sarısına saplandı. Atın şahlanışı ölümcül oldu. Nalı katilin yüzüne çarptı. Başkomiser durumdan yararlanıp adamın üzerine atıldı. Silahını namlusundan kavrayıp çekiç gibi kullanmaya başladı. Vurdu vurdu sonra birden durdu. Gözlerini holiganın kanlı yüz hatlarına dikti. Yarılmış etlerin altından kemikleri fırlamıştı. Karma karışık dokuların ucunda da göz küresi. Başında hala arsenal şapkası olan katil kımıldamıyordu. Nieman tabancasını düzeltti, kabzasını kanlı elleriyle tutarak namluyu adamın aralık dudaklarının arasından ağzına soktu. Horozu kaldırıp gözlerini kapattı. Tetiği çekecekti ki tiz bir ses duydu. Cebindeki telefonu çalıyordu. İkinci kısım. Üç saat kadar sonra Nanter Prefektür Mahallesi'nin çok yeni, çok simetrik sokaklarından birinde, İçişleri Bakanlığı Adli Polis Merkezi binasında tek bir ışık yanıyordu. Karanlıkta oturan Antoine Rems'in masasının hizasına kadar indirilmiş, yoğun ve parlak bir ışık. Karşısında ışık ailesinin hemen dışında Pierre Niyama'nın uzun boylu sülüeti. Kesik kesik cümlelerle Bloin kovalamacısı hakkında yazdığı raporu özetlemişti az önce. Rems kuşkuyla sordu. Adam nasıl? İngiliz mi? Komada. Yüzünde bir sürü kırık. Otel Dio ile az önce konuştum. Yüzüne deri yaması yapacaklarmış. Yak kurbanı çevre yolunda, molitor kapısının orada arabaların altında kalıp kemikleri unufak olmuş. Aman tanrım neden? Holiganlar arası bir hesaplaşma. Arsenal taraftarlarının arasında Chelsea kulübünün adamları da varmış. Bıçaklı iki holigan kavgadan da yararlanarak rakiplerini öldürmüş. Rams duyduklarına inanmıyormuşçasına dinliyordu. Kısa süren bir sessizlikten sonra sordu. Ya seninki? Onu bu hale sokanın bir at doynağı olduğundan emin misin? Yeman cevap vermedi. Pencereye döndü ayın tebeşirimsi ışığının altında çevredeki evlerin cephelerini kaplayan tuhaf pastel motifler görünüyordu. Nanter Parkı'nın koyu yeşil tepecikleri üzerinde süzülen bulutlar, gökkuşağı. Rems'in sesi daha da yükseldi. Seni anlamıyorum Pierre. Neden böyle pis işlere meraklısın? Statta denetim işi gerçekten de. Sesi giderek söndü. Nieman sessizliğini bozmamıştı. Artık yaşın da geçti diye sürdürdü Rems sözlerine. Üstelik uzmanlık alanında farklı. Oysa anlaşmamız açıktı. Bundan böyle sokak işi yok, şiddet yok. Sadede gelen Tuan, beni neden çağırdın buraya, gecenin bir yarısında? Bana telefon ettiğinde Park de Prens'te olup bitenlerden haberli olman imkansızdı. Öyleyse neden? İkinci ayrımın sonu. Sayfa 18. Devamı. Üçüncü ayrımda. Kitabın adı Kızıl Nehirler Yazarı Jean-Christophe Grange Üçüncü Ayrım Remsin gölgesi kıpırdamadı. Geniş omuzlu, kıvırcık gri saçlı, taş yüzlü bir adamdı. Fener bekçisi gibi. Bölüm başkanı olarak, yıllardan beri ahlak polisi olarak bilinen kurumun bir üst birimini OCRTH'yi yönetiyordu. Çevirenin notu İnsan kaçakçılığını önleme merkezi Nieman onu bu büroya tıkılmasından çok önce, her ikisi de sokak polisiyken, yağmur altında devreye gezerlerken tanımıştı. Saçları ala, bros kesili başkomiser ellerini masaya dayayıp eğildi, sorusunu yineledi. Öyleyse neden? Rems soludu. Bir cinayet. Paris'te mi? Hayır, Guernon'da. İzer bölgesinde. Grenoble yakınında küçük bir kent. Üniversite kenti. Nieman bir iskemle kaptı, bölüm başkanının karşısına çöktü. Seni dinliyorum. Cesedi dün, akşama doğru buldular. Kampüsün içinde geçen bir nehre hakim kayalıkların arasına gömülmüş bir şekilde. Bütün izler manyakça işlenmiş bir cinayeti işaret ediyor. Ceset hakkında ne biliyorsun? Kadın cesedi mi? Hayır, erkek, genç biri. Anlaşılan fakültenin kütüphanecisi. İşkence izleri var. Çizikler, kırbaç izleri, yanıklar bir de boğma girişimi olduğundan söz ettiler. Niyaman dirseklerini yazı masasına dayadı. Elindeki sigara tablasıyla oynuyordu. Bütün bunları bana neden anlatıyorsun? Seni oraya göndermeyi düşünüyorum da ondan. Ne? Bir cinayet için mi? İyi ama Kronob cinayet masasındaki herifler katili bir haftaya kalmaz enseler ve... Pierre, salak rolü oynamaya kalkma. Bu cinayetin göründüğü kadar basit bir iş olmadığını sen de biliyorsun. Sorgu hakimiyle konuştum, bir uzman istedi. Ne uzmanı? Cinayet, bir de ahlak konusu. Cinayetin ardında cinsel sebepler olmasından kuşkulanıyor. Neyse işte, ya da onun gibi bir şeyler. Niyaman boynunu ışığa doğru uzattı. Ensesinde halojen lambanın sıcaklığını duydu. Antoine, bana her şeyi anlatmadın sanki. Sorgu hakimi Bernard Terpentes, eski bir dost. O da ben de, Preneler bölgesinden geliyoruz. Tir tir titriyor, Çakıyorsun değil mi? Meraklılardan, medyadan, bütün bu boklardan ödü kopuyor. Konuyu olabildiğince çabuk çözümlemek istiyor. Birkaç hafta sonra okullar açılacak. O güne kadar dosyayı kaldırmak gerek. Ne istiyorsun yani anlayabilmen için bir de resim çizmemi mi? Başkomiser kalktı, yine pencerenin yanına gitti. Sokak lambalarının ışıltılı tepeciklerine parktaki koyu kubbelere baktı. Son saatlerin şiddeti hala şakaklarında zonkluyordu. Bıçak Darbeleri, Çevre Yolu, Roland Garros'taki Kovalamaca. Belki bininci kez Rems'in telefonunu bir adamı öldürmesini önleyen telefonunu düşündü. Vicdanını gölgeleyen, onu kötü bir şey yapma sınırına getiren, zamanı ve mekanı yırtıp parçalayan o denetlenemez öfke nöbetlerini hatırladı. Ee dedi Rems. Niyaman döndü. Pencerenin pervazına dayandı. Böylesi soruşturma yapmayalı dört yıl oldu. Bunu neden bana öneriyorsun? güvenebileceğim birine ihtiyacım var. Tabii merkezlerin, istedikleri adamın kolundan tutup Fransa'nın herhangi bir köşesine gönderme hakkına sahip olduklarını da biliyorsun. İri parmaklarıyla boşlukta piyano çalar gibi yaptı. Ben de iktidarımı kötüye kullanıyorum işte. Başkomiser gülümsedi. Kurdu ininden çıkaracaksın demek. Kurdu ininden çıkaracağım. Senin için hava değişimi. Benim için eski bir dosta yardım. Hiç olmazsa orada bulunduğun süre boyunca kimsenin yüzünü dağıtmazsın. Rems masanın üzerindeki fakstan pırıl pırıl bir tomar kağıt aldı. Jandarmanın ilk sonuçları. Alıyor musun, almıyor musun? Niyeman masaya doğru yürüdü. Termal kağıdı elinde buruşturdu. Seni ararım. Otel Düğü Hastanesi'nden haber almak için. Başkomiser zaman geçirmeden Trois Fantona sokağından ayrılıp 9. bölgede Labruyer sokağındaki evine gitti. Neredeyse bomboş, titiz bir ev kadınının elinden çıkmış gibi cilalanıp parlatılmış parkeleriyle koskocaman bir daireydi. Bir duş aldı, yaralarıyla ilgilendi ve aynada kendini inceledi. Kemikli bir yüz, derin çizgiler, alabros kesilmiş gri ve parlak saçlar, metal çerçeveli gözlükler. Nieman aynadaki görüntüsüne bakıp gülümsedi. Isız bir sokakta böyle bir herifle karşılaşmak istemezdi doğrusu bir spor çantasına birkaç parça giysi tıktı. Gömleklerle çorapların arasına Remington marka 12'lik pompalı tüfeğini, bir kutu kurşun ve manhurini için bir speed loader sıkıştırdı. Sonra askılı takım elbise çantasının içine iki kat elbise ve arabesk desenli birkaç kravat yerleştirdi. Port de la yolu üzerinde, Klişi bulvarında bütün gece açık bir McDonald's buldu. İkinci sıraya park ettiği arabasından gözünü ayırmadan birbiri ardına İki royal cheese'i mideye indirdi. Sabahın üçüydü. Çığ beyaz neonların ışığında leş gibi salonu aşina hayaletler arşınlıyordu. Elbiseleri fazla bol birkaç zence. Saçlarını jamaika biçimi örmüş iki orospu. Uyuşturucu müptelaları, evsizler, ayaşlar. Bir zamanlar ait olduğu o eski dünyanın sokakların insanları. Parası iyi, saygın bir masa başı için terk etmek zorunda kaldığı dünyanın. Herhangi biri için merkez bürolarına atanmak terfi anlamına gelirdi kuşkusuz. Oysa Niyaman kendini kızağa çekilmiş hissediyordu. Altın yaldızlı bir kızak ama yine de onurunun kırıldığını düşünüyordu. Bir kez daha çevresindeki şafak vakti yaratıklarına baktı. Bütün bu görüntüler bir zamanlar avcı kılığında arşınladığı ormanının yaratıklarıydı. Nieman otomobilini hiç durmadan hız sınırlarına ve radarlara aldırmaksızın, farlarını söndürmeksizin sürdü. Saat 8 olduğunda otoyoldan ayrılıp Grenoble çıkışına giriyordu. Saint Martin Deres ve Saint Martin Duryaj'dan geçti. Grand Pic de Belledon'un eteğindeki Guernon'a doğru yol aldı. Dalgalana dalgalana ilerleyen S biçimi yolun kenarlarındaki sanayi bölgeleri ile çam ormanları birbirini izleyerek sıralanmıştı. Manzaranın sadece güzelliğiyle derin yalnızlığı maskeleyemediği her yerde olduğu gibi, burada da iç karartıcı bir süküne takimdi sanki. Başkomiser, üniversitenin yolunu belirten ilk trafik levhalarını gördü. Uzakta, yağmurlu sabah saatlerinin pamuğumsu aydınlığında yüksek tepelerin zirveleri görünüyordu. Bir dönemeşten çıkarken, vadinin dibinde üniversiteyi gördü. Büyük çağdaş yapılar, çıplak betondan yapılmış, hemen her taraftan çimenlerle çevrelenmiş bloklar. Niyaman neredeyse küçük bir kent kadar büyümüş bir sanatoryum düşündü nedense. Devlet yolundan çıkıp vadiye daldı. Batıda, gümüşümsü parıltılarıyla dağların karanlık böğrünü sıyırarak geçen, birbirlerine karışan dik nehirler gördü. Yavaşladı, dimdik düşen, çalılıkların ardına saklanarak, hemen ötede bembeyaz ve pırıl pırıl, yeniden ortaya çıkan sonra bir daha kaybolan bu buz gibi sulara dikkatle bakarken titredi biraz dolan başlı bir yoldan gitmeye karar verdi. Yoldan ayrıldı. Sabah çiğinin ıslattığı köknar ve karaçam ağaçlarının oluşturduğu kubbenin altındaki patikaya saptı. Patikanın sonunda kapkara yüksek duvarlarla çevrilmiş uzun bir ova gördü. Durdu, arabadan inip dürbünle uzandı. Uzun uzun çevreyi inceledi. Nehri gözden kaybetmişti. Bir süre sonra vadinin çukuruna ulaşan suların, kayalık duvarın hemen ardında aktığını anladı. Dikkatli bakınca bazı V biçimli kayaların arasından nehri görebiliyordu zaten. Birden başka bir ayrıntı dikkatini çekti. Dürbününü o yöne çevirdi. Evet yanılmamıştı. Arabasına döndü, çalıştırıp hızla eskisel yatağına doğru ilerledi. Kayaların arasındaki boşluktan jandarmaya özel, sarı, floresan şeridi görmüştü. Geçmek yasaktır. Üçüncü kısım Nieman, kayadaki yarıktan gördüğü dar patikaya indi. Biraz sonra patikanın arabanın geçeceği kadar geniş olmadığını görüp otomobilden inmek zorunda kaldı. Otomobilden ayrıldı, plastik bandın altından geçip nehre doğru ilerledi. Suyun akışı burada doğal bir baraj tarafından durdurulmuş gibiydi. Nieman'ın köpük köpük ve kabarık görmeyi umduğu nehir, parlak, duru ve küçük bir göle dönüşmüştü. Birden tüm öfkesi kaybolan bir yüz gibiydi biraz ötede daha sağda tekrar nehirleşiyor, vadinin dibinde uyuyakalmış gri kentin içinden geçip gidiyordu. Ancak Niyaman olduğu yerde çakılıp kaldı. Sol tarafında, ondan daha önce gelmiş, suyun üzerine çömelmiş bir adam gördü. Niyaman ani bir refleksle sırtındaki çantanın cırt kapağını açtı. Kelepçelerin hafifçe tıkırdamasını engel olamadı yine de. Adam Niyaman'a doğru döndü ve hemen gülümsedi. ''Burada ne arıyorsunuz?'' ya? kabaca sordu Niyaman. Yabancı gülümsemeye devam etti. Cevap vermeksizin doğruldu, ellerini çırpıp temizlemeye koyuldu. Narin suratlı, soluk sarı saçları fırça ucu gibi kesilmiş genç bir adamdı. Süet mont, büzgülü pantolon giymişti. Duru bir sesle cevap verdi. Ya siz? Böylesi bir cesaret Niyaman'ın elini kolunu bağladı. Öfkeyle homurdandı. Polis, şeridi görmediniz mi? Umarım şeridin bu yanına geçmek için sağlam bir nedeniniz vardır. Yoksa sizi... Erik Schuano, Grenoble cinayet masasından. Gelip bölgeyi görmek istedim. Öğleye doğru adli polisten üç uzman daha gelecek. Niyeman dar kıyıda ilerledi. Adamın yanına vardı. Nöbetçiler nerede diye sordu. Yarım saat izin verdim. Kahvaltı saati. Aldırmıyormuş gibi omuzlarını silkti. Burada yapacak işim vardı. Çevremin sakin olmasını istedim. Komiser Nieman. Gri gözlü başkomiser irkildi. Genç adam söylediklerinde şaşılacak bir şey yokmuş gibi devam etti. Sizi görür görmez tanıdım. Pierre Nieman. RAID'nin eski gözbebeği. Çevirenin notu: RAID, acil müdahale gücü. Eski BRB komiseri. Çevirenin notu: BRB, organize suçlarla mücadele birimi. Katillerin uyuşturucu tacirlerinin eski belalısı. Kısacası eski bir sürü şey. Artık müfettişlerin programında saygısızlık da mı var? Giovanni alaycı bir tavırla eğildi. "Bağışlayın komiser, ben sadece bir starı kutsallığından soyutlamak istiyorum. Yoksa bir yıldız olduğunuzu, tüm genç müfettişlerin rüyalarını süslediğinizi sizden iyi kimse bilemez. Buraya cinayet için mi geldiniz?" Sence, genç polis bir kez daha eğildi. "Yanınızda çalışmak benim için şeref olacak." Nieman ayaklarının altında uzanan sabah güneşinin düzleştirip camlaştırdığı sulara bakıyordu. Sanki dipten yeşilimsi bir aydınlık yükselir gibi. Bana bu konuda bildiklerini anlat. Şu an gözlerini kayalık duvara kaldırdı. Ceset yukarıda gömülüydü. Yukarıda mı diye yineledi Niyaman, sivri çıkıntıların keskin gölgeler oluşturduğu kayalara bakarak. Evet, aşağı yukarı 15 metre yüksekte. Katil cesedi kayaların arasındaki bir yarağa sokmuş. Sokarken de tuhaf bir pozisyon vermiş. Nasıl bir pozisyon? Juano dizlerini büktü, karnına doğru çekti ve kollarını göğsü üzerinde kavuşturdu. Jen'in pozisyonu. İlginç. Bu işte ilginç olmayan bir şey yok zaten. Bana yaralardan yanık izlerinden söz ettiler dedi Niyaman. Ta cesedi görmedim ama anlatılanlara bakılırsa evet, cesette epey işkence izi varmış. Kurban işkence sonucunda mı ölmüş? Şimdilik bu konuda yeterince belirti yok. Gırtlakta da derin kesikler var, boğma izleri falan. Niyaman yeniden küçük göle döndü. Kendi silüetinin alabora saçlar, lacivert palto, suda yansımasına baktı. Ya burada, burada bir şeyler bulabildin mi? Hayır, bir saatten beri bir ayrıntı, bir iz arıyorum. Hiçbir şey bulamadım. Bana kalırsa adam burada öldürülmedi. Katil sadece cesedi yukarıya astı. Yarağa kadar tırmandın mı? Evet, dikkat çekecek bir şey yok. Bana kalırsa katil kayalığın tepesine tırmanmış. Öbür taraftan tabii. Sonra da cesedi iple aşağıya sarkıtmış. Başka bir ipe tutunarak aşağıya inmiş ve cesedi yarağa sokmuş. Cesede anlattığım pozisyonu verdirebilmek için oldukça uğraşmış olmalı. Bunca çaba. Anlaşılır gelmiyor bana. Niyaman bakışlarını sivri çıkıntılarla, yarıklarla dolu kayalık duvara çevirdi yeniden. Bulunduğu yerden mesafeleri tam olarak ölçemiyordu ama ona kalırsa cesedin saklandığı yarık duvarın ortalarında, yer ile tepeden eşit uzaklıkta bir yerdeydi. Birden topukları üzerinde döndü. Gidelim. Nereye? Hastaneye. Cesedi görmek istiyorum. Sadece omuzlarından yukarısı görünen adam çarşafın altında çıplaktı. Parlak masanın üzerine yan yatırılmıştı. Sanki yüzüne yıldırım çarpmasından korkarmış gibi dert top olup kalıvermişti. Omuzları düşük, ensesi eğik, dirseklerini kıvrık dizlerinin arasına sokmuş, yumruklarını çenesinin altına yerleştirmişti. Beyazımsı teni, fırlak kasları, yaraların zedelediği derisi cesede neredeyse dayanılmaz bir gerçeklik veriyordu. Cesedin boynunda uzun yara izleri vardı. Sanki biri gırtlağını kesmek istemiş gibiydi. Şakaklarında da kabarmış nehirler gibi damarlar görünüyordu. Nieman gözlerini morktaki diğer adamlara çevirdi. Dar omuzları ve Kırpık bıyığıyla, sorgu hakimi Bernard Terpentes, bir yük gemisi gibi yalpalayan Guernon jandarma komutanı iri yarı yüzbaşı Roger Barnes, jandarmanın araştırma bölümünde görevli, saçı dökük, yüzü kırışık, küçük gözlü, yüzbaşı Rene Vermont. Juano bir kenarda duruyor, işe yaramaya hevesli bir stajyere benziyordu. Kimliğini biliyor muyuz diye ortaya sordu, Nieman. Barnes askerce bir adım atarak öne çıktı, gırtlağını temizledi. Kurbanın adı Remy Kayo başkomiserim. 25 yaşında. 3 yıldan beri Guernon Üniversitesi'nde baş kütüphaneci olarak çalışıyordu. Ceset bu sabah eşi Sophie Kayo tarafından teşhis edildi. Kocasının kaybını bildirmiş miydi? Dün, yani pazar öğleden sonra, kocası bir gün önce dağda Mure zirvesine gitmiş. Her hafta sonu yaptığı gibi. Yalnız. Bazen dağdaki sığınaklardan birinde gecelermiş. Kadın da bu yüzden meraklanmamış ya. Ta ki dün akşam olup kocası ortaya çıkmayıncaya kadar. Barnes sustu. Nieman cesedin üzerindeki çarşafı indirip göğsünü açmıştı. Sessiz bir çığlık. Gırtlaklarda tıkanıp kalan bembeyaz bir haykırış. Cesedin göğsü ve karnı çeşitli biçim ve büyüklükte morarmış yaralarla kaplıydı. Kenarları kararmaya yüz tutmuş kesikler, kabarmış yanıklar, iskarası benzeri şeyler. Bir de sanki adam bir elektrik kablosuyla bağlanmış gibi el ve ayak bileklerinde fazla derin olmayan başka izler vardı. Cesedi kim buldu? Genç bir kadın. Barnes elindeki dosyaya bir göz atıp devam etti. Fanny Ferreria, profesör, üniversitede. Nasıl bulmuş? Barnes yeniden gırtlağını temizledi. Akıntılı sularda yüzen bir sporcu, bilirsiniz işte. Yüzen bir cisme tutunup hızla akan sularla birlikte inerler ya hani, oldukça tehlikeli ve Sonra, inişini nehrin doğal barajın ötesinde, kampüsün kenarındaki duvarın dibinde tamamlamış. Duvara tırmanırken yarağa sıkıştırılmış cesedi fark etmiş. Bunu kendisi mi anlattı? Barnes rahatça çevresine bakındı. Evet, tabii, ben. Komiser çarşafı tümüyle indirdi. Başındaki kısa saçlarla taştan bir ok gibi duran, der top olmuş, soluk beyaz yaratığın çevresinde dolaştı. Barnes'ın uzattığı ölüm tutanağını aldı, bakışlarını daktilo ile yazılmış satırların üzerinde gezdirdi. Belge bizzat hastane müdürünce hazırlanmıştı. Hekim, ölüm saati konusunda bir şey söylemiyordu. Görünürdeki yaralardan söz etmekle yetiniyor, ölümü boğma sonucu nefessiz kalmayla açıklıyordu. Daha fazlasını öğrenebilmek için cesedin uzatılması ve otopsi yapılması gerekecekti. Adli tabip ne zaman gelir? Her an bekliyoruz. Komiser cesede yaklaştı, eğildi, yüz hatlarını inceledi. Oldukça güzel ve genç bir yüz. Gözleri kapalıydı. En önemlisi yüzünde en ufak bir yara, en küçük bir iz yoktu. Yüzüne kimse dokunmadı mı? Kimse komiserim. Gözleri kapalı mıydı? Barnes başıyla onayladı. Nieman, baş ve işaret parmaklarıyla göz kapağını usulca araladı. İşte o zaman inanılmaz bir şey gerçekleşti maktulün sağ gözünden ağır ve duru bir damla yaş aktı. Başkomiser iğrenip irkildi. Yüz ağlıyordu. Niyaman gözlerini diğerlerine dikti, hiçbiri bu korkunç ayrıntıyı görmemişti. Soğukkanlılığını koruyup yeniden başladı. Gördükleri deli olmadığının bir kanıtıydı ama asıl önemlisi bu cinayet, bir aynasızın meslek hayatı boyunca en çok korkacağı ya da en çok arzulayacağı cinayetlerdendi. Doğruldu, sert bir hareketle cesedin üzerine örttü. Sorgu hakimine dönüp mırıldandı. ''Bize soruşturmayı anlatın.'' Bernard Arpentes dikildi. ''Beyler, bu dosyanın çok zor ve alışılmadık olacağının farkındasınız. Bu nedenle savcıyla birlikte, Grenoble Cinayet Masası ve jandarma ile ortak çalışma kararı aldık. Aynı zamanda da Paris'ten şimdi burada aramızda bulunan Başkomiser Pierre Nieman'ı çağırttım.'' kuşkusuz adını daha önce duydunuz. Komiser şu sırada Paris'te BRP'nin yani Fuhuş'la Mücadele Biriminin yöneticileri arasında. Şimdilik cinayetin nedeniyle ilgili hiçbir bilgimiz yok. Belki de cinsel amaçlı bir cinayetle karşı karşıyayız. Tabii manyakça işlenmiş bir cinayetle. Bay Niyaman'ın tecrübesinden çok yararlanacağız. Bu yüzden Bay Niyaman'ın bu operasyonu yönetmesini öneriyorum. Barnes öneriyi başıyla onayladı. Vermon onu taklit etti ama onun kadar istekli olmadığı açıktı. Joanna'ya gelince Gronobullu polis konuşmayı tercih etti. Benim için bir sorun yok tabii ama cinayet masasından arkadaşlarım gelince ben onlara anlatırım diye sözünü kesti Terpentes. Niyaman'a döndü. Başkomiserim, sizi dinliyoruz. Tiyatrovari bu sahne Niyaman'ı rahatsız etmeye başlamıştı. Dışarıda olmayı, soruşturmaya başlamayı, özellikle de yalnız kalmayı istiyordu hem de çok. Yüzbaşı Barnes diye sordu. Kaç adamınız var? Sekiz. Hayır, özür dilerim. Dokuz. Tanıkları sorgulamaya, iz bulmaya, yol kesmeye alışkın kişiler mi? Bakın, bunların her gün yaptığımız işlerden olmadığını. Ya siz, Yüzbaşı Vermont sizin kaç adamınız var? Jandarma yüzbaşısının sesi bir saygı salvosu gibi şakladı. Yirmi. Deneyimli adamlar. Cesedin bulunduğu yerin çevresindeki bölgeyi elekten geçirip, çok iyi bana kalırsa nehre giden yolların yakınında oturan herkesi sorguya çeksinler. Bütün benzin istasyonlarına, garlara, otobüs durakları yakınındaki evlere de gitsinler. Genç Kalu'a uzun gezileri sırasında sığınaklarda da geceliyormuş. Bu sığınakları bulup içlerini arayın. Belki de maktul bu sığınaklardan birindeyken katille karşılaştı. Niyaman Barnes'a döndü. Yüzbaşı tüm bölgede bilgi toplamanızı istiyorum. Akşam olmadan bölgedeki tüm serserilerin, aylakların, hırsızların listesini görmek istiyorum. Bir de 300 kilometrelik bir daire içinde son dönemde hapisten kimlerin çıktığını araştırın. Araba hırsızlıklarını, tüm hırsızlıkları. Tüm otelleri, restoranları ziyaret etmeniz gerekecek. Sorularınızı faksla gönderin. En küçük bir ayrıntıdan, en ufak bir kuşkulu hareketten, dikkat çeken bir yabancıdan haberim olmalı. Bir de burada, Guernon'da, son 20 yıldan beri yaşanan, uzaktan ya da yakından bu cinayeti andıran bütün olayların listesini hazırlayın. Barnes tüm istenenleri bloknotuna yazıyordu. Nieman Joano'ya döndü. Genel istihbaratta temasa geç. Bu bölgedeki bütün tarikatların, büyücülerin ve benzeri zırtapozların listesini iste. Joano başını salladı. Terpenteste sanki kafasındaki fikirler söyleniyormuş gibi başını sallayarak onaylıyordu duyduklarını. İşte otopsi sonucunu beklerken sizleri meşgul edecek şeyler dedi Niyaman. Bu konuda kesin sessizliğe uymak zorunda olduğumuzu hatırlatmam gereksiz tabii. Yerel basına tek bir kelime bile yok. Kimseye. Üniversite tıp merkezinin avlusunda birbirlerinden ayrıldılar. Sabah pusunun ayazında ayrı ayrı yönlerde hızlı adımlarla yürümeye koyuldular. Omuzları çökük tek bir kelime etmeden, birbirlerine bakmadan, en az 200 yıl önce yapılmış olması gereken yüksek binaların gölgesindeki otomobillerine bindiler. Av başlıyordu. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 27. Devamı dördüncü ayrımda. Kitabın adı Kızıl Nehirler. Yazarı Jean-Christophe Granger. Dördüncü ayrım. Dördüncü kısım. Pierre Nieman ve Erik Juvano zaman geçirmeden kentin girişindeki üniversitenin yolunu tuttular. Başkomiser arkadaşına merkez binadaki kütüphanede beklemesini söyledi. Kendisi de bu arada 100 metre ötedeki yönetim binasının en üst katındaki rektörle görüşecekti. Nieman 70'li yılların modasına uygun olarak yapılan, daha sonra yeniden elden geçirilen, yüksek tavanla her duvarı ayrı bir pastel renge boyanmış büyük binaya girdi. Üst katta bir sekreter ile küçük masasının bulunduğu ufak bekleme odasına girdi, kendini tanıtıp Fensen Louis ile görüşmek istediğini belirtti. Birkaç dakikalık bekleme süresince kayak pistlerinin ya da şiddetli çağlayanların kenarında kupalarını ya da madalyalarını gösteren muzaffer öğrencilerin fotoğraflarının yer aldığı duvarlara baktı. Birkaç dakika sonra rektörün karşısında ayakta duruyordu. Kıvırcık saçlı, yayvan burunlu, beyaz tenli bir adamdı rektör. Ben sen Louis'un yüzü Afrikalı bir zenciyle kansızlık çeken birinin garip bir karışımıydı sanki. Yağmur loşluğunda kendilerine nasılsa birer yol bulup odaya giren ışınlar ışık hüzmeleri halindeydi. Rektör komiserin oturmasını söyledi. Asabice bileklerini ovuşturmaya başladı. Evet dedi kuru bir sesle. Evet ne? Bir şeyler bulabildiniz mi? Niyaman bacaklarını uzattı. Daha yeni geldim sayın rektör. İzin verin de çevremi biraz araştırayım. Siz en iyisi sorularıma cevap verin. Louis koltuğunda dikildi. Yazı masası koyu ahşaptan yapılmış, üzerindeki madeni aksamla çelik bir gezegen üzerindeki çiçek saplarını andırıyordu. Fakültenizde kuşku çekici olaylar oldu mu diye sordu Niyaman sakince. Kuşku çekici mi? Hiç olmadı. Uyuşturucu, hırsızlık, kavga. Hayır. Burada çete tarikat falan da mı yok? Akılları başlarından bir karış havada gençler. Ne demek istediğinizi anlayamadım. Bazı oyunları ve bu oyunlardaki rolleri kastediyorum. Bilirsiniz ya hani ritüeller, törenlerle dolu bir takım oyunlar vardır. Hayır, burada bu dediklerinizden pek bulunmaz. Öğrencilerimizin hepsi aklı başında gençlerdir. Niyaman sessiz kaldı. Rektör karşısındaki adama alıcı gözle baktı. Alabros kesilmiş saçlar, geniş omuzlar, paltonun aralığından görünen MR-73'ün kabzası. Louis eliyle yüzünü sıvazladı sonra, sanki kendi kendini ikna etmeye çalışıyormuşçasına söze girdi. İstediğim tek bir şey var komiser, o da katili olabildiğince çabuk bulmanız. Okul yakında açılıyor ve... Bu arada kampüse gelen öğrenci oldu mu? Sadece birkaç yatılı öğrenci. Yukarıda merkez binanın çatı katında yerleşiyorlar. Bir de derslerini hazırlayan birkaç hoca var adlarını verebilir misiniz? Ama, tereddüt etti, sorun değil. Şu Remi Kayu nasıl biriydi? Çok sessiz bir kütüphane memuruydu, yalnız biri. Öğrenciler sever miydi? Tabii, tabii. Nerede oturuyordu, Guernon'da mı? Burada kampüste, eşiyle birlikte merkez binanın en üst katında. Yatılı öğrencilerin katında. Remi Kayu 25 yaşındaydı. Günümüzde evlenmek için oldukça genç bir yaş değil mi? Remy ve Sophie Koyo fakültenin öğrencilerinden de. Sanırım daha önce kampüs lisesinde, hocaların çocuklarının devam ettiği lisede tanışmışlar. Onlar, onlar çocukluk arkadaşıydı. Nieman birden kalktı. Tamam sayın rektör, teşekkür ederim. Komiser hemen çıktı. Oradaki korku havasına daha fazla dayanamayacaktı. Kitaplar Üniversitenin büyük kütüphanesi neon ışıklar altında uzayıp giden sıra sıra kitap doluydu metal raplar, kusursuz bir düzenle yerleştirilmiş kağıttan duvarlar taşıyordu. Altın ya da gümüş işlemeli ciltler. Hepsi de Guernan Üniversitesi'nin armasını taşıyan etiketler. Issız salonun ortasında birbirlerinden cam bölmelerle ayrılmış plastik masalar vardı. Nieman girdiğinde kütüphaneyi hapishanenin görüşme salonuna benzetti. Hem aydınlık, hem kapalı, hem havadar, hem de havasızdı bu üniversitede hep en iyi hocalar ders verir diye açıkladı Eric Juano. Güneydoğu Fransa'nın kreması yani. Hukuk, iktisat, edebiyat, psikoloji, sosyoloji, fizik. En önemlisi de tıp. İzer bölgesinin tüm ensesi kalınları burada ders verir. Muayenelerini üniversitenin hastanesinde yapar. Hastane aslında üniversitenin eski binalarında şimdi. Tüm bina tepeden tırnağa elden geçirildi. Bölgenin yarısı tedavi için buraya gelir. Dağlıların hemen hepsi burada doğmuştur. Nieman kollarını kavuşturmuş, kalçasını okuma masalarından birine yaslamış, Joano'yu dinliyordu. Bilirmiş gibi konuşuyorsun. Joano kitaplardan birini aldı. Öğrenimimi burada tamamladım. Hukuka başlamıştım. Avukat olmak istiyordum. Ve polis mi oldun? Genç polis Nieman'a baktı. Gözleri beyaz ışığın altında parlıyordu. Lisansa başlayacağım sırada birden sıkılmaktan korktum. O zaman Toulouse'daki polis okuluna yazıldım. Kendi kendime polisliğin hareketli, tehlikeli bir meslek olduğunu düşünüyordum. İnsana sürprizler hazırlayan bir meslek. Düş kırıklığına mı uğradın? ana kitabı yerine yerleştirdi. Tebessümü kaybolmuştu. Bugün için hayır. Özellikle bugün uğramadım. Gözlerini Nieman'a dikti. O ceset. Böyle bir şey nasıl yapılabilir? Nieman soruyu duymamış gibi davrandı. Üniversitede hava nasıldı dikkatini çeken özel bir şey? Yoktu. Kafaları hayatla, yaşanan çağla, benimsenmesi gereken düşüncelerle ilgili kilişelerle dolu bir sürü burjuva çocuğu. Onların yanında da köylü çocukları tabii, bir de işçi çocukları. Onlar daha da idealiste, daha da saldırgan. Her neyse nasıl olsa hepimizin işsizlikle randevusu vardı onun için. Tuhaf olaylar var mıydı küçük gruplar falan? Hayır hiç. Aslında vardı hatırlıyorum. Fakültede bir seçkinler grubu vardı. Üniversite hocalarının çocuklarından oluşan ayrı bir dünya sanki. İçlerinden bazıları gerçekten de çok yetenekliydi. Her yıl bütün ödülleri onlar alırdı. Spor alanında bile. Bize pek bir şey bırakmazlardı. Niyaman, Louis'un bekleme odasında gördüğü şampiyonluk fotoğraflarını hatırladı, sordu. O öğrenciler bütün haklara sahip küçük bir topluluk muydu? Sence saçma sapan bir niyetin çevresinde toplanmış olabilirler mi? Şu an o bir kahkaha patlattı. Ne düşünüyorsunuz? Yoksa bir tür, bir tür organize hareket olduğunu mu? Ayağa kalkıp kitap rafları boyunca yürüme sırası Neyman'daydı şimdi. Bir kütüphaneci, bir üniversite kütüphanecisi tüm bakışların merkezindedir. İdeal bir hedef yani. Ne olduğunu bilmediğimiz bir çılgınlığın peşinde bir grup öğrenci düşün. Bir kurban, bir ritüel kurban ararken kayayı düşünmeleri kadar normal bir şey olabilir mi? Öyleyse size anlattığım süper yetenekleri unutun. Sınavlarda herkesi geçmekle öylesine meşgullerdir ki, bunun dışında bir şey düşünecek zamanları bile olmaz. Nieman kahverengi ve yaldızlı kitap dizilerinin arasına girdi. Juano da peşinden. Bir kütüphaneci, aynı zamanda da ödünç kitap veren kişidir. Herkesin ne okuduğunu, ne çalıştığını bilen biri. Belki de bilmemesi gereken bir şey öğrenmişti. Bunun için bir insan öldürülmez. Üstelik öğrencilerin okudukları kitaplarda ne gibi sırlar gizlenebilir ki? Niyaman birden döndü. Bilmiyorum. Entellere pek güvenmem o kadar. Bir fikriniz var mı bir kuşku falan? Tam tersine şimdilik her şey mümkün görünüyor. Bir kavga, bir intikam, enteller arası bir şey ya da homolar arasında. Ya da en basitinden daha da tesadüfen Kayo'ya rastlamış bir serseri, bir sapık. Kitapların dizildiği raflardan birine bir fiske vurdu. Görüyorsun ön yargılı değilim. Ama işe buradan başlayacağız. Cinayet ilgisi olabilecek kitapları gözden geçireceğiz. Nasıl bir ilgisi olan? Niyaman yeniden kitap koridoruna daldı. Sonunda salonun ortasına çıktı. Salonun öte yanına kütüphane memurunun okuma masalarına hakim bir platform üzerindeki masasına doğru yürüdü. Masanın üzerinde bir bilgisayar, çekmecelerde de spiral ciltli defterler vardı. Niyeman siyah ekrana parmağıyla dokundu. Bunun içinde her gün alınan, başvurulan kitapların listesi olmalı. Bu işle adli polisten birini görevlendirmeni istiyorum. Bulabildiğin en okumuşunu, öyle biri varsa eğer. Yatılı öğrencilerden de yardım iste. Kötülükten, şiddetten, işkenceden, kurban törenlerinden, dini sapkınlıklardan bahseden ne kadar kitap varsa bulmalarını istiyorum. Mesela etnoloji kitaplarını incelesinler. Böylesi eserleri sık sık kullanan öğrencilerin isimlerini çıkarsınlar. Bir de Kayo'nun tezini bulsunlar. Ya ya ben sen yatılıları sorgula teker teker. Gece gündüz buradalar. Üniversitenin her şeyini biliyor olmalılar. Alışkanlıklar, farklılıklar, ilginç çocuklar. Kayo'nun diğerlerince nasıl görüldüğünü bilmek istiyorum. Bir de Kayo'nun dağdaki gezintileri hakkında bilgi toplamaya bak. Birlikte gittiği arkadaşları var mıymış? Kim onun alışkanlıklarını biliyormuş bir öğren. Onunla kim dağda buluşabilirmiş? Şu ana başkomisere kuşkuyla baktı. Niyaman yaklaştı. Şimdi daha alçak sesle konuşuyordu. Karşımızda ne var söyleyeyim. Karşımızda korkunç bir katil ile sınırsız bir acının izlerini taşıyan, soluk, büzülmüş ve ürkütücü bir ceset var. Yüz kilometre öteden bile buram buram çılgınlık kokan bir şey. Şimdilik bu bizim sırrımız. Olayı çözümlememiz için birkaç saatimiz var. Sonra basın işe karışacak, baskılar artacak, duygular konuşacak. Kafanı toparla. Kabusun içine dal. İçinde iyi olan ne varsa bu işe ver. Kötülüğün yüzünü ancak öyle görebiliriz. Genç polis korkmuş gibiydi. Gerçekten de birkaç saat içinde bizim. Benimle çalışmak istiyor musun, istemiyor musun diye araya girdi Niyaman. Öyleyse sana bakış açımı anlatayım. Bir cinayet işlendiğinde çevredeki her şeyi bir ayna olarak görmek gerekir. Kurbanın cesedi, onu tanıyanlar, cinayet yeri. Bütün bunlar bir gerçeği, cinayetin belirli bir özelliğini yansıtır. Anladın mı? Bilgisayar ekranına dokundu. Mesela şu ekran, ışığı yandığında Remi Kayo'nun gündelik hayatının aynası olacak. Gündelik faaliyetlerinin, düşüncelerinin aynası. Bu ekranın içinde ilgimizi çekebilecek ayrıntılar, yansımalar var. Buraya dalmak gerek, öte yana geçmek gerek. Doğrulup kollarını açtı. Buzdan bir saraydayız Juano. Bir yansımalar labirentindeyiz. Onun için iyi bak, her şeye bak. Çünkü bu aynaların birinde belki de kör bir açıda katili bulacaksın. Juano'nun ağzı açık kalmıştı. Sokakların adamı olarak gereğinden fazla entelektüel buluyorum sizi. Komiser elinin tersiyle Juano'nun göğsünü sıvazladı. Bu anlattıklarım felsefe değil Juano, tecrübe. Ya siz? Siz kimi sorgulayacaksınız? Ben mi? Ben tanığı göreceğim. Fanny Ferreria'yı. Bir de Maktul'ün karısını, Sophie Cayo'yu. Nieman göz kırptı. Sadece kadınları, Juano. İşte tecrübe dedikleri de bu. Beşinci kısım. Asfalt yol sıkıcı göğün altında kampüsün içinden kıvrılarak geçiyor. Mavi ve paslanmış pencereli grimsi binaları birbirine bağlıyordu. Niyaman arabasını yavaş sürüyor. Üniversitenin bir planını elde etmişti ve diğer binalardan ayrı bir yerdeki spor salonu yönünde ilerliyordu. Bir spor salonundan çok sığınağa benzeyen betondan yapılmış yeni binayı bulması zor olmadı. Arabadan çıkıp derin bir nefes aldı. İnce ve buz gibi soğuk bir yağmur yağıyordu. Kampüse ve bulunduğu yerden birkaç yüz metre ötede sıralanan binalara baktı. Annesi ve babası da öğretmendi ama üniversitede değil. Lyon'un banyosundaki küçük liselerde. Hemen hemen hiçbir şey hatırlamıyordu. Aile kozası kısa sürede bir güçsüzlük, bir yalan olarak görünmüştü gözüne. Kısa süre sonra tek başına mücadele etmesi gerektiğini, bunun da mümkün olduğunca erken olmasının iyi olacağını anladı. Daha 13 yaşındayken öğrenimine yatılı devam etmek istedi. Bu gönüllü sürgünlüğü ona çok görmediler ama hala annesinin yatak odası duvarının diğer tarafından gelen kırıklarını hatırlıyordu. Kafasının içine kazınmış bir sesti bu hıçkırıklar. Aynı zamanda da derisinin üzerinde sıcak ve ıslak bir duygu. Kaçtı. Dört yıl yatılı hayatı, derslerin yanı sıra, dört yıl yalnızlık ve beden eğitimi. O dönemdeki tüm umutları bir tek amaca, bir tek şeye yönelikti. Ordu. 17 yaşındaki parlak lise mezunu Pierre Nieman, subay okuluna başvurdu. Tabip binbaşı çürüye ayrılacağını söyleyip bunun sebebini açıkladığında, anlamıştı genç Niyaman. Endişeleri öylesine belirgindi ki en derin isteğine bile ihanet etmişlerdi. Daha o günlerde bile kaderinin boydan boya kanla kaplı, boşluksuz bir koridor olacağını, karanlıklar içinde köpeklerin uluyacağını biliyordu. Başka gençler, psikologların kararını ses çıkarmadan dinler, çoktan vazgeçerlerdi kuşkusuz. Ama Pierre Niyaman öyle yapmadı, inat etti beden eğitimine hız verdi ve hırsı ve iradesini iki katına çıkardı. Genç bir yer asla asker olamayacaktı. Başka bir savaşı seçti, sokaklardaki savaşı. Kötülüğe karşı verilen isimsiz mücadeleyi. Gücünü ve ruhunu zafersiz ve bayraksız bir savaşın emrine verecek, bu savaşı sonuna dek sürdürecekti. Polis olacaktı Niyaman. Pisişik testlerden geçebilmek, fiziksel dayanıklılığını güçlendirmek için aylarca idman yaptı sonra da Kan Eklüz'deki polis okuluna yazıldı. İşte şiddet dönemi o gün başlayacaktı. Atış talimleri, olağanüstü başarılar. Niyaman durmaksızın ilerliyor, güçleniyordu. Benzersiz bir polis oldu. İnatçı, şiddetli, kötü. Önce mahalle karakollarına atandı. Sonra ileride BRI adını alacak birliğin keskin nişancıları arasına katıldı. Çevirenin notu. BRI, Araştırma ve Müdahale Birimi. Özel operasyonlar başlıyordu. İlk adamını öldürdü. O anda kendiyle barış ilan etti. Kendi lanetine son bir kez baktı. Hayır, hiçbir zaman onurlu bir asker, değerli bir subay olamayacaktı. Onun yerine kendi korkularını asfaltın şiddeti ve nefretinde boğacak, kararlı ve heyecanlı bir kent savaşçısı gibi yaşayacaktı. Dağların eter kokusunu derin derin soludu. Yıllar önce ölmüş annesini düşündü. Sel sularının hızla akıp gittiği bir kanyona dönüşmüş geçmişini, önce çatlayıp sonra kaybolan, unutkanlık karşısında yitip giden anılarını düşündü. Birden, sanki bir düşteymiş gibi, belli belirsiz ayak sesleri duydu. Köpek kastıydı. Kısa tüyleri yağmurda parlıyordu. Parlak koyu renkli yuvarlak gözlerini Niyaman'a dikmişti. Kıçını oynatarak yaklaştı. Komiser olduğu yerde kımıldamadan durdu. Köpek daha da yaklaştı. Birkaç adım kalıncaya kadar. Islak burnu titriyordu. Sonra hırlamaya başladı. Gözleri parladı. Korkunun kokusunu almıştı. İnsandan sızan korkunun kokusunu. Niyaman donup kalmıştı. Elleri, ayakları daha önce hiç bilmediği bir gücün etkisindeydi. Kanı, karnının bir yerindeki görünmez damardan çekilip gidiyor gibi köpek havladı. Dudaklarını sıyırıp dişlerini gösterdi. Nieman olanları biliyordu. Korku köpeğin hissettiği ve onda endişe ve düşmanlık yaratan kokulu moleküller yayıyordu. Korku, korkuyu doğuruyordu. Köpek havladı. Boynunu çevirdi, dişlerini gıcırdattı, polis tabancasını çekti. "Claris, Claris buraya gel." Nieman buzdan parantezin dışına çıktı. Kırmızı sisin ötesinde gri kamyoncu kazağı giymiş adamı gördü hızla yaklaşıyordu. Delirdiniz mi siz? Niyaman kekeledi. Polis, çekilin, itinizi dağılın. Adam ne söyleyeceğini bilemez haldeydi. Aman tanrım inanamıyorum. Gel Klaris, gel anacığım. Efendiyle iti kayboldu. Niyaman tükrüğünü yutmaya çalıştı. Bir fırın kadar kuru gırtlağının kıvrımlarını hissetti. Kafasını salladı, tabancasını kılıfına yerleştirdi, binanın çevresini dolandı sola dönerken düşünmeye çabaladı. Psikiyatrını görmeyeli ne kadar olmuştu acaba? Spor salonunun ikinci köşesinde kadını gördü. Fanny Ferreria açık kapının yanında durmuş, sert köpükten yapılmış kırmızı levhayı zımparalıyordu. Başkomiser, kadının elindekinin azgın sulardan inerken kullandığı şamandır olduğunu düşündü. Günaydın dedi eğilerek. Sıcaklığına ve güvenine kavuşmuştu. Fanny gözlerini kaldırdı en çok 20 yaşında olmalıydı. Teni duru, saçları gürdü. Şakaklarında dalga dalga kıvrılıyor, omuzlarına yoğun dalgalar halinde dökülüyordu. Yüzü karamsar ancak yumuşak katlıydı. Ama gözlerindeki parlaklık rahatsız edici hatta neredeyse ahlaksızdı. Dördüncü ayrımın sonu, sayfa 36. Devamı beşinci ayrımda. Kitabın adı Kızıl Nehirler. Yazarı Jean-Christophe Granche. Beşinci ayrım. Adım Pierre Nieman, başkomiser. Remy Kayo cinayetini soruşturuyorum. Pierre Nieman mı diye yineledi, inanmıyormuş gibi. Olacak şey değil, inanılmaz. Çenesinin ucuyla yerdeki transdörlü küçük radyoyu gösterdi. Biraz önce haberlerde sizden bahsettiler. Daha dün gece Park de Prens yakınlarında iki katili tutukladığınızı söylediler. Bunun iyi bir şey olduğunu, içlerinden birinin ağzını burnunu dağıttığınızı, bunun da o kadar iyi olmadığını. Yoksa aynı zamanda iki yerde birden mi bulunuyorsunuz? Sadece bütün gece araba kullandım. Burada ne arıyorsunuz? Buranın polisleri yetersiz mi? Takviye olarak geldim diyelim. Fanny yeniden elindekilerle ilgilenmeye başladı. Sert köpük levhayı önce ıslatıyor, sonra da iki eliyle zımparalamaya çalışıyordu. Vücudu tıknazdı ve sağlam görünüyordu. Giyimine özen gösterdiği söylenemezdi pek. Neoprenden dalgıç dolumu, denizci parkası, açık renkleriden sıkıca bağlanmış dağcı postalları. Güneşin ışıkları sahnenin üzerini parlak bir aydınlıkta örtüyordu. Şoku iyi atlatmışa benziyorsunuz diye söze girişti Nieman. Hangi şoku? Şey, cesedi. Düşünmemeye çalışıyorum. Söz etmekten rahatsız olur musunuz? Buraya bunun için geldiniz öyle değil mi? Niyaman'a bakmıyordu. Elleri sert köpükten levha boyunca kalkıp kalkıp iniyordu. Hareketleri kesin ve kabaydı. Cesedi nasıl buldunuz? Her hafta sonu çağlayanlardan inerim. Elindeki levhayı gösterdi. Bunun gibi bir şeyle. İnişlerimden birini tamamlamıştım kampüsün yakınında doğal bir baraj vardır. Kolayca yanaşmaya izin veren kayalık bir duvar. Levhayı sudan çıkarırken cesedi gördüm. Kayada mı? Evet kayada. Yanlış. Oraya gittim. Kayayı görecek kadar bir yer yok orada. Oradayken kayanın içindeki 15 metre yukarıdaki bir şeyi görmek imkansız. Fanny zımpara kağıdını bıraktı. Ellerini silip bir sigara yaktı. Bu basit hareketler bile Niyama'nın şiddet duygularını kamçılamaya yetti. Genç kadın uzun mavi bir duman üfledi. Ceset kayaların içindeydi ama ben onu kayada görmedim. Ya nerede? Nehrin sularında. Yansımasını. Gölün yüzeyinde beyaz bir leke. Niyama'nın yüz hatları gevşedi. Tam düşündüğüm gibi. Soruşturmanız için önemli mi bu? Hayır ama kesin şeylerden hoşlanırım. Niyaman biraz durdu. Sonra yeniden konuştu. Dağcılıkla da ilgileniyor musunuz? Nereden anladınız? Bilmem. Belki de bölgenin özelliklerinden. Üstelik çok, çok sporcu bir haliniz var. Genç kız dönüp kollarını vadiye hakim dağlara doğru açtı. İlk kez gülümsüyordu. İşte mülküm komiser. Grand Pic de Belladon'dan Grand Rose'a kadar bütün dağları avucumun içi gibi bilirim. Akarsulardan inmiyorsam dağlara tırmanıyorum demektir. Size göre o cesedi kayaların arasına sıkıştırmak için darcı olmak mı gerekir? Hani yeniden ciddileşti. Sigarasının korlaşmış ucuna bakıyordu. Şart değil, hayır. Kayalar neredeyse doğal basamaklar gibidir. Öte yandan böylesi bir yükü taşırken dengesini kaybetmemesi için insanın gerçekten çok güçlü olması lazım. Adamlarımdan biri katilin kayalığın diğer yanından, dik olmayan tarafından tırmandığını, sonra da cesedi bir iple sarkıttığını düşünüyor. Yolu gereğinden fazla uzatırdı bu dediğiniz. Kadın biraz tereddüt ettikten sonra sözlerini sürdürdü. Bir de üçüncü bir yol var, oldukça basit bir yol. Tabii eğer, tırmanma tekniklerinden az da olsa haberiniz varsa. Sizi dinliyorum. Fanny sigarasını postanın tabanına bastırarak söndürdü. İzmarit'i bir fiskeyle fırlattı. Benimle gelin dedi. Spor salonuna girdiler. Niyaman içerideki loşluğa rağmen üst üste yığılmış minderleri, paralel barların dümdüz gölgelerini, sırıkları, düğümlü ipleri gördü. Fani sağdaki duvara doğru yürürken konuşmayı sürdürdü. Burası benim yerim. Yaz boyunca kimse ayak basmaz buralara. Bir tezgahın üzerine asılı lambayı yaktı. Tezgahın üzerinde çeşitli aletler, takozdan kelepçeye kadar türlü metal parçalar vardı. Fani bir sigara daha yaktı. Niyaman sordu. Nedir bunlar? Sikkeler, kabaralar, üçgenler, karabine halkaları, kısacası dağcılıkta kullanılan malzemeler. Yani, Fani ağzındaki dumanı üfledi. Bu kez ard arda hıçkırıyormuş gibi yaptı. Yani komiser bey böylesi aletlere sahip olup nasıl kullanılacaklarını bilen bir katil, nehrin kıyısındaki bir cesedi kolayca kayaya çıkarabilir. Niyaman kollarını kavuşturup sırtını duvara dayadı. Fanny sigarasını dudaklarının arasına kıstırıp aletleri karıştırdı. Bu zararsız hareket komiserin arzusunu kamçıladı. Bu kız hoşuna gidiyordu, ötesi yok. Size söylemiştim dedi Fanny, kayalığın o yüzü doğal basamak gibidir. Dağcılığı bilen, hatta sadece trekkinge alışık biri için cesedi kıyıda bırakarak oraya çıkmak çocuk oyuncağı. Peki sonra? Fani üstü delik dolu, yeşil ve parlak bir makara aldı. Sonra Sonra bunu kayaya takarsınız, yarığın üzerinde bir yere. Kayaya mı? Nasıl? Çekiçle mi? Çok zaman almaz mı? Genç kadın sigara dumanları arasından cevap verdi. Darcılık bilginiz sıfırdan da beter komiser. Tezgahın üzerinden bir dalı takozları aldı. Bunlara spit denir, kayaya yerleştirilir bunlar. Bunun gibi bir matkapla, siyah ve yağlı bir aleti işaret ediyordu. Birkaç saniyede herhangi bir kayayı istediğiniz kadar spit saplayabilirsiniz. Sonra makaranızı takar, cesedinizi çekersiniz. Dar ve zor yerlere çanta çıkarmak için bu yöntem kullanılır. Niyaman dudaklarını kuşkuyla büktü. Oraya çıkmadım ama bana kalırsa yarık çok dar. Katilin o dar yere girip, hiç gerilmeden, sadece kol gücüyle cesedi nasıl çektiğini aklı mermedi doğrusu. Ya da yine aynı şüpheli profili. Bir dev. Yarıktan çekmekten söz eden kim? Darcan'ın cesedi yukarıya çekmek için yapacağı tek bir şey vardı. Karşı ağırlık kullanmak. Bunun için de makaradan sarkan, diğer uca asılıp aşağıya inmek. O zaman ceset kendi kendine yükselir. Komiser birden kullanılan yöntemi anladı. Nedenli basit olduğunu görüp gülümsedi. Yine de katilin maktulden daha ağır olması gerekiyor öyle değil mi? Ya da eşit olması. Kendinizi boşluğa bıraktığınızda ağırlığınız artar cesedi bir kez yukarı çıkardıktan sonra sizin katil kayalardaki basamakları kullanarak çıkmış. Sonra da kurbanını o gösterişli mezarına tıkmıştır. Komiser bir kez daha masanın üzerindeki halkalara, takozlara ve makaralara baktı. Bir hırsızın havadanlıklarını düşündü ama bu kez özel bir hırsızın, yükseklik ve yer çekimi kurallarını hiçe sayan bir hırsızın. Böylesi bir çalışma ne kadar sürer? Benim gibi biri için 10 dakika. Nieman başıyla onayladı. Katilin profili belirmeye başlamıştı. Dışarı çıktılar. Güneş bulutların arasından sızıyor, dağların tepelerine kristalimsi bir aydınlığa boğuyordu. Nieman yeniden sordu. Bu fakültede öğretim üyesi misiniz? Jeoloji. Başka? Bir sürü disiplinle uğraşıyorum. Taşların sınıflandırılması, tektonik kırılmalar, bir de buzullar, buzulların gelişimi. Oysa çok genç görünüyorsunuz doktoramı 20 yaşında verdim. Daha o zaman baş asistandım. Fransa'nın en genç doktoruydum. Şimdi 25 yaşındayım ve profesörüm. Tam bir inek yani. Doğru, tam bir inek. Burada, Guernon'da, emekli profesör torunu, emekli profesör kızı. Yani birliğin üyesisiniz. Hangi birliğin? Adamlarımdan biri bir ara Guernon'da öğrenim görmüş. Bana üniversitede, fakülte profesörlerin çocuklarından oluşan, seçkin ve kendine özgü bir grup olduğunu anlattı. Fani başını kurnazca salladı. Ben bunu daha çok büyük bir aile olarak adlandırırdım. Sözünü ettiğiniz çocuklar fakültede eğitim ve kültür ortamında büyüyor. Sonra mükemmel dereceler elde ediyorlar. Bu da doğal, öyle değil mi? Sportif alanda bile mi? Fani kaşlarını kaldırdı. Bu da daha havasına bağlı olmalı. Nieman devam etti. Kuşkusuz Remi Kayo'yu tanırdınız. Nasıl biriydi? Fanny tereddütsüz cevap verdi. Yalnız biri. İçine kapanık. Hatta soğuk. Çok parlak biri. Baş döndürecek kadar iyi yetişmiş. Burada bir söylenti vardır. Kütüphanedeki bütün kitapları okumuş olduğu anlatılır. Sizce bu söylenti de bir gerçek bayı olabilir mi? Bilemem. Yine de kütüphaneyi avucun içi gibi bilirdi. Babası da fakültenin baş kütüphanecisiydi. Niyaman birkaç adım attı. Bunu bilmiyordum. Kayolar bahsettiğiniz büyük ailenin üyesi miydi? Tabii ki değillerdi. Tam tersine. Remi bu fikre bile karşıydı. Bütün eğitimine rağmen beklediği sonuca bir türlü ulaşamadı. Bana kalırsa, yani belki de demek istiyorum bizi kıskanıyordu. Uzmanlık dalı neydi? Galiba felsefe. Tezini tamamlamak üzereydi. Hangi konuda? Hiçbir fikrim yok. Komiser sustu. Güneşin giderek aydınlattığı dağlara dikti gözünü. Gözleri kamaşmış devlere benziyordu dağlar. Babası diye girişti söze. Hayatta mı? Hayır kayboldu. Birkaç yıl önce. Bir dağcılık kazası. O konuda kuşkulu bir şey var mı? Nelerde düşünüyorsunuz? Çığ altında kalıp öldü 93'te. Grönlans Dalmont'taki çığ düşmesinde. Ne de olsa polissiniz tabii. İki dağcı kütüphane görevlisi var. Bir baba ile oğlu. İkisi de dağda ölmüş. Bu kadar rastlantının altını çizmek gerekmez mi? Remi'nin dağda öldüğü kesin değil ki. Haklısınız. Oysa cumartesi sabahı dağda yürümeye gitmişti. Anlaşılan dağdayken katille karşılaştı. Belki de rotasını bilen biriydi katil. Remi hiç belirli bir rota izleyeceklerden değildi. Hele yolunu başkalarına açıklamak hiç. Çok, çok gizlilik düşkünü biriydi. Niyeman eğildi. Teşekkürler küçük hanım. Cümleyi ezbere biliyorsunuzdur. Eğer aklınıza bir ayrıntı gelirse beni bu numaralardan birinden olabilirsiniz. Nieman cep telefonunun ve rektörün üniversitede ayırdığı odanın numaralarını verdi. Jandarma karakolundan çok fakültede bulunmayı tercih etmişti Marıldan da. Görüşmek üzere. Genç kadın gözlerini kaldırmadı. Nieman uzaklaşmak üzereyken sordu. Bir soru sorabilir miyim? kristalimsi göz bebeklerini komsere dikmişti. Nieman rahatsızlık hissetti. Göz bebekleri fazla açık renkliydi. Cam gibi, kıra gibi keskin. Sizi dinliyorum diye cevap verdi. Radyoda şey diyorlardı, Jack Mesrin'i öldürenlerden olduğunuzu. Gençtim ama evet doğru. Merak ediyorum da. Sonra, sonra insan ne hissediyor? Neden sonra? Böyle bir şeyden. Niyaman genç kadına doğru birkaç adım attı. Fanny içgüdüsel olarak geri çekildi. Yine de gözlerini cesaretle kaldırdı. Meydan okurcasına baktı. Sizinle gevezelik etmekten hep zevk duyacağım Fanny. Ama bundan söz ettiğimi hiç duyamayacaksınız. Ne de o gün kaybettiklerimden. Genç kadın bakışlarını indirdi. Kısık bir sesle konuştu. Anlıyorum. Hayır anlamıyorsunuz. Bu da sizin şanslı olduğunuzu gösterir. Altıncı kısım Yağmur damlaları sırtında tıpırdıyordu. Niyaman, jandarma karakolundan ödünç yürüyüş ayakkabıları almış, şimdi de kayalığın çıkılması nispeten kolay, doğal basamaklarından tırmanıyordu. Yarığın hizasına vardığında, cesedin bulunduğu dar girintiyi inceledi. Yarığın iç cidarını büyük bir dikkatle araştırdı. Gore-Tex eldivenleri içindeki elleriyle taşta sipit izleri aradı. Taşta delikler vardı. Buz gibi su damlaları yüklü rüzgar yüzünü kamçılıyordu. Ama Nieman bu duygudan hoşlanırdı oldum olası. Küçük gölün kıyısına vardığında tüm olumsuz koşullara rağmen güçlü bir tatmin duygusu kaplamıştı içini. Belki de katil burayı aynı nedenle seçmişti. Burası döküntüsüz, pürüzsüz bir sükunet yuvasıydı, bir dinginlik merkezi. Yeşim rengi suların şiddet yüklü ruhlara barış ve huzur getirdiği bir yer. Hiçbir şey bulamıyordu. Oyun çevresinde araştırdı, takoz izi yoktu. Dizini yarığın kenarına dayayıp iç duvarları sıvazladı. Birden parmakları oyun tabanının ortasında belirgin bir delik buldu. Fanny Ferreria'ya sessiz bir teşekkür gönderdi. Doğru bilmişti genç kadın. Takoz ve makaralar taşıyan katil, anlaşılan kendi ağırlığını kullanarak cesedi buraya çıkarmıştı. Kolunu daha ileri uzattı, İçerisini iyice yokladı. Sonra üçgen şeklinde yerleştirilmiş, 20'şer santim derinliğinde üç delik buldu. Makaraları taşıyan üç spitin izleri. Cinayetle ilgili ayrıntılar beliriyordu. Remy Kayo, dağdaki gezintisi sırasında hazırlıksız yakalanmıştı. Katil onu bağlayıp işkence yapmış, bu ıssız yüksek tepelerde parçalayıp öldürmüş, sonra da kurbanının cesediyle birlikte vadiye inmişti. Nasıl? Nieman 15 metre aşağıya, suların cilalı bir ayna gibi hareketsiz göründüğü göle baktı. Dereden, katil dereyi bir kano ya da benzeri bir şeyle aşmış olmalıydı. İyi ama bu kadar zahmet sebebi neydi? Cesedi cinayet yerinde bırakmak daha kolay, daha mantıklı olmaz mıydı? Dikkatle aşağıya indi. Kıyıya vardığında eldivenlerini çıkardı. Sırtını kayalara döndü. Bu kez dümdüz sularda yarığın aksini aradı yansıma bir tablo kadar belirgindi. Şimdi inanmıştı. Burası bir tapınak olmalıydı. Sökünet ve temizlik tapınağı. Belki de katil burayı bu nedenle seçmişti. Her neyse komiser artık bir şeyi iyi biliyordu. Peşinde olduğu katil usta bir dağcıydı. Nieman'ın arabasında güçlü bir telsiz vardı ama başkomiser bu aleti hiç kullanmazdı. Tıpkı daha da güvensiz bulduğu cep telefonunu gizli konuşmalar için kullanmadığı gibi yıllardan beri model ve markasını sık sık değiştirdiği bir pajerden yani çağrı cihazından yararlanıyordu. Kimse bir parola kullanılarak girilen böyle bir sistemi dinleyemezdi. Bu aleti radyo mesajlarının gizliliğinin farkına varan uyuşturucu tüccarlarına borçluydu. Nieman, cihazının numarası ile şifresini Juano, Barnes ve Vermon'a vermişti. Arabaya binerken cihazı cebinden çıkardı ve kadranın düğmesine bastı mesaj yoktu. Motoru çalıştırıp üniversiteye döndü. Saat sabahın 11'i olmuştu. Yemyeşil meydanın ortasında tek tük insan geçiyordu. Beton bloklara göre biraz yanda kalan birkaç öğrenci koşuyordu. Yan yola sapıp merkez binaya yöneldi. Sekiz katlı bu dev bunker 600 metre uzunluğundaydı. Arabasını durdurup elindeki planı inceledi. Büyük bina, kütüphanenin dışında tıp ve fizik bilimleri amfilerini de barındırıyordu. Ara katlarda da uygulamalı çalışmaların yapıldığı salonlar vardı. En üst kat yatakhanelere ayrılmıştı. Kampüs bekçisi keçe uçlu kırmızı kalemle Remy Kayo ve eşinin daire numarasını yazmıştı. Pierre Nieman, ana girişin yanındaki kütüphane kapısını geçti ve kendini binanın geniş olunda buldu. Geniş pencerelerle aydınlanmış büyük bir mekan. Duvarlarında sabah aydınlığında parlayan, naif freskler bulunan holün diğer ucu, 100 metre ötede madeni bir toz içinde gözden kayboluyordu. Paris üniversitelerinin açık renk mermeri ve ahşabı ile ilgisi bulunmayan bu yer, boyutlarıyla daha çok Stalin mimarisini andırıyordu. En azından böyle sanıyordu Niyaman. Başka hiçbir fakülteye adım atmamıştı ne de olsa. Ne Paris'te ne de başka bir yerde. Asma merdivenin granit basamaklarını tırmandı. Merdiven birbirinden dikey lamalarla ayrılmış, keskin dönemeşli bölümlerden oluşuyordu. Diğer kısımlar gibi ezici, aynı mimarın elinden çıktığı kesin bir fantezi. Her iki neon lambadan biri yanmadığından, yürürken tamamen karanlıktan ışıklı bölgelere girip çıkıyordu. Sonunda iki yanında numaralı küçük kapıların sıralandığı dar bir koridora girdi bu dar ve karanlık yolu izleyerek tüm lambalar ruhunu teslim etmişti, 34 numarayı Kayo çiftinin dairesini aradı. Kapı aralıktı. Başkomiser ince kontroplak kapıyı iki parmağıyla itti. Onu sessizlik ve loşluk karşıladı. Nieman şimdi daracık bir holdeydi. Dipte, dar koridoru boydan boya geçen bir ışık şeridi vardı. Hafif aydınlık, duvarlara asılı çerçeveleri görmesini sağladı. 30’lu ya da kırklı yıllardan kalma siyah-beyaz fotoğraflar. Göğü delen, toprağı ezen, birer gurur abidesi gibi görünmeye çalışan olimpiyat sporcuları. Yüzlerden, silüetlerden, duruşlardan bir çeşit endişe verici kusursuzluk, bir heykel pürüzsüzlüğü, bir insan dışılık sızıyordu. Nieman, üniversitenin mimari üslubunu düşündü. Bütün bunlar tutarlı bir bütünlük oluşturuyordu. İnsanı pek rahatlatmayan bir bütünlük. Çerçevelerin içinde Remi Kayo'nun portresini seçti. Daha iyi görebilmek için duvardan indirdi. Kurban, güler yüzlü, kısa saçlı, yakışıklı bir gençti. Gözleri özellikle dikkat çekici bir ışıkla parlıyordu sanki. Siz de kimsiniz? Koridorun ucunda yağmurluğa bürünmüş bir kadın gölgesi seçiliyordu. Komiser yaklaştı. Yine bir çocuk. Bu da 25 yaşın altında olmalıydı kısaca kesilmiş açık renk saçları, solgunluğuyla gözlerin etrafındaki halkaları daha da belirginleştiren derin çizgili küçük yüzünü çevreliyordu. Kadının güzelliğini görmek için ışık kontrastı gerekiyordu sanki. Adım Pierre Nieman diye açıkladı başkomiser. Bu kapıyı çalmadan evime girmeniz için yeterli bir neden mi? Özür dilerim. Kapı aralıktı. Siz Remi Kayon'un eşi misiniz? Kadın cevap yerine Niyaman'ın elindeki çerçeveyi aldı, duvardaki yerini astı. Sonra soldaki odaya girerek yağmurluğunu çıkardı. Niyaman kızın yıpranmış ırkasının aralığından solgun ve zayıf memesini gördü. Girin dedi kadın. İstemeye istemeye. Beşinci ayrımın sonu. Sayfa 44. Devamı altıncı ayrımda. Kitabın adı Kızıl Nehirler. Yazarı Jean-Christophe Grange. 6. Ayrım Nieman, özen ve sadelikle döşenmiş minicik bir salona girdi. Duvarlarda modern resimler vardı. Simetrik çizgiler, ürkütücü renkler, anlaşılmaz şeyler. Fazla dikkat etmedi. Buna karşılık başka bir ayrıntı dikkatini çekti. Odada güçlü bir kimyasal kokusu vardı. Tutkal kokusu. Kayolar kısa zaman önce duvar kağıtlarını değiştirmiş olmalıydı. Bu ayrıntı yüreğini burktu. Çiftin yıkılmış kaderini, kadının yasının dibinde çatırdayan mutluluk güllerini düşünüp ilk kez ürperdi. Ciddi bir sesle söze girdi. Madam, Paris'ten geldim. Sorgu hakimi tarafından kocanızın ölümüyle ilgili soruşturmaya takviye olarak çağrıldım. Ben, bir ipucu buldunuz mu? Komiser gözünü kadına dikti. Birden içinden bir şey, bir cam, herhangi bir şey kırmak arzusu geçti. Kadının içi üzüntü doluydu ama asıl hissettiği polise karşı nefretti. Şimdilik elimizde bir şey yok demek zorunda kaldı. Ama umuyorum ki soruşturma sorularınızı sorun. Nieman küçük bir sandalyeye tüneyen kadının karşısına kanepeye oturdu. Sakinleşmek için eline bir minder alıp birkaç saniye boyunca oynadı. "İfadenizi okudum." dedi sonunda. "Buraya sadece ek bir iki şey öğrenmek için geldim." Bu bölgede dağda gezinti yapan bir sürü insan olmalı değil mi? Yoksa Guernon'da vakit geçirilebilecek başka yerler olduğunu mu sandınız? Herkes ya yürüyüş yapar ya da dağa tırmanır. Ötekiler Remi'nin nereye gittiğini bilirler miydi? Hayır, bundan hiç söz etmezdi. Sadece kendi bildiği yerlere gittiğini söylerdi. Bunlar basit gezintiler miydi yoksa yarışma gibi bir şey mi? Belli olmazdı. Remi cumartesi buradan yayan gitti. İki bin metrenin altında bir yerlere tırmanacaktı. Yanına malzeme almadı. Niyaman bir süre bekledi sonra asıl konuya girdi. Kocanızın düşmanı var mıydı? Hayır. Cevaptaki kararlılık onu ikinci bir soru sormaya yöneltti. Kendisinin de duyup şaşırdığı bir soru. Peki ya dostu var mıydı? Dostu da yoktu. Remi yalnız bir insandı. Öğrencilerle, kütüphaneye gelenlerle ne gibi bir ilişkisi vardı? Onlarla olan ilişkisi kitap alma formlarıyla sınırlıydı. Bu son zamanlarda dikkatinizi çekecek olağan dışı bir şey. Kadın cevap vermedi. Niyaman istihar etti. Kocanız özellikle gergin, asabi miydi? Hayır. Babasının ölümünden bahsedin. Sofikayo gözlerini kaldırdı. Göz bebeklerinin rengi donuktu ama... Kaşlarının ve kirpiklerinin çizgisi olağanüstüydü. Omuzlarını silkti. Bir çığ altında kalıp öldü, 93'te. Işte. O sırada henüz evli değildik. O konuda fazla bir şey bilmiyorum. Premi bu olaydan söz etmezdi. Sözü nereye getirmek istiyorsunuz? Başkomiser bir şey söylemedi. Gözlerini çok düzenli yerleştirilmiş eşyalarla dolu küçük odada gezdirdi. Böylesi yerleri ezbere biliyordu burada Sophie Kayo ile yalnız olmadığının da farkındaydı. Ölünün hatırası hala buralarda bir yerlerdeydi. Sanki bir yerlerde. Yandaki odada bavullarını hazırlıyormuş gibi. Duvardaki tabloları işaret etti. Kocanız burada kitap bulundurur muydu? Neden bulundursun ki? Bütün gününü kütüphanede geçiriyordu zaten. Tezini kütüphanede mi yazıyordu? Kadın sade bir baş hareketiyle onayladı. Niyaman gözlerini bu katı ve güzel yüzden ayıramıyordu bir saat içinde, böylesine çekici iki kadınla karşılaşmış olmaktan şaşkındı. Tezinin konusu neydi? Olimpiyatlar. Çok entelektüel bir konu değil bu. Sophie Kayo küçümser bir tavır takındı. Tezinin konusu yarışma ile kutsalın ilişkisiydi. Vücudun ve düşüncenin ilişkisi. Atlon'un kendi vücudunun sınırlarını hiçe sayarak dünyanın doğurganlığını sağlayan ilk insanın mitosunu inceliyordu. Özür dilerim diye fısıldadı Niyaman. Felsefe konularında oldukça bilgisizim. Bunun koridorunuzdaki fotoğraflarla bir ilgisi var mı? Hem var hem yok. O fotoğraflar, Lenny Riefenstahl'ın 1935 Berlin Olimpiyatları ile ilgili filminden alınma kilişeler. Oldukça etkileyici resimler. Remy o oyunların, vücut ile düşüncenin, fizik güçle felsefi anlatıma dayalı olimpiya oyunlarının derin çakışmasını yeniden bulduğunu söylerdi anlattığınız nazi ideolojisiydi değil mi? Kocam ifade edilen düşüncenin biçimiyle ilgilenmiyordu. Onu hayran bırakan bu birleşmeydi sadece. Düşünce ile gücün, ruh ile vücudun birleşmesi. Nieman bütün bu laf salatasından bir şey anlayamamıştı. Kadın öne eğildi ve birden öfkeyle sordu. Sizi buraya neden gönderdiler? Neden sizin gibi birini gönderdiler? Sorunun saldırganlığını duymazdan geldi. Sorguları sırasında hep korkutmaya dayalı, aynı soğuk ve insanlık dışı yöntemi kullanırdı. Ama karşısındaki polis olunca özellikle de öyle bir görüntüyle duygulara ya da çarşı psikolojisine seslenmenin bir yararı olamazdı. Sert bir sesle sordu. "Size göre kocanızdan nefret etmek için bir neden olabilir mi? Suçlamaya mı başladınız ne? Cesedini görmediniz mi? Kocamı bir manyağın öldürdüğünü anlayamadınız mı?" Remi'nin bir çılgına yem olduğunu, ona saldıran, vuran, işkence yapıp yaralayan bir zırh delinin. Niyaman derin bir soluk aldı. Gerçekten o sessiz, yalnız kütüphane memuru ile bu saldırgan kadını düşünüyordu. Sordu. Evliliğiniz yürüyor muydu? Sizi neden ilgilendiriyor? Rica ediyorum cevap verin. Yoksa benden mi kuşkulanıyorsunuz? Kuşkulanmadığımı biliyorsunuz. Lütfen cevap verin. Genç kadın sert bir bakış fırlattı. Haftada kaç kez düzüştüğümüzü mü soruyorsunuz? Niyaman ensesindeki tüylerin diken diken olduğunu hissetti. Bana yardım edin madam, işimi yapıyorum. Defol buradan pis aynasız. Dişleri beyaz değildi ama dudaklarının kenar çizgisi harikaydı, çekiciydi. Niyaman o ağza, elmacı kemiklerinin kıvrımına, yüzün solgunluğu içinde parlayan kirpiklere baktı. Ten renginin, gözlerdeki parlaklığın, tüm bu ışık ve ton oyununun, aldatıcı şeylerin ne önemi vardı? Güzellik bir çizgi işiydi. Bozulmaz bir saflık işi. Yerinden kıpırdamadı. Defolun diye haykırdı kadın. Son bir soru. Remi hayatını üniversitede geçirdi. Askerliğini ne zaman yapmıştı? Sophie Kayo dondu kaldı. Soruya hazırlıksız yakalanmıştı. Sanki içi üşüyormuş gibi kollarını vücuduna sardı askerlik yapmadı. Çürüye mi ayırdılar? Başıyla onayladı kadın. Hangi sebeple? Kadının gözleri yine komsere dikildi. Aradığınız ne? Hangi sebeple dedim. Psikiyatrik sanıyorum. Ruhsal sorunları mı vardı? Siz de nereden çıktınız? Herkes psikiyatrik sorunlarla çürüye ayrılıyor. Bu bir anlam taşımaz. Yalan söylersiniz, aklınızdan geçtiği gibi davranırsınız, sizi çürüye ayırırlar. Nieman tek bir söz bile eklemedi ama tüm benliğinden sessiz bir kınama yayılıyordu. Kadın onun alabros saçlarına, sert görüntüsüne küçümseyerek baktı. Dudakları iğrenir gibi büküldü. Allah kahretsin, çekip gidin. Nieman kalkarken mırıldandı. Gidiyorum, yalnız bir şey bilmenizi istiyorum. Neymiş dedi, tükürür gibi. Hoşunuza gitsin veya gitmesin. Katilleri yakalayanlar benim gibileridir kocanızın intikamını yalnız benim gibileri alabilir. Kadının yüz hatları birkaç saniye boyunca kilitlendi. Sonra çenesi titremeye başladı. Hıçkırıklarla sarsıldı. Niyaman topukları üzerinde döndü. Yakalayacağım onu dedi. Kapının eşiğinde elini duvara vurdu. Dönmeden omzun üzerinden seslendi. Tanrı adına size söz veriyorum. Kocanızı öldüren o orospu çocuğunu yakalayacağım. Dışarıya çıktığında güneşin ışığı gözlerini kamaştırdı. Göz kapaklarının altında siyah noktacıklar dans ediyordu sanki. Birkaç saniye sendeledi. Arabaya kadar sakince yürümeye çabaladı. Gözündeki ışık çemberleri usulca kadın yüzlerine dönüştü. Fanny Ferreria, kahverengi saçlısı. Sophie Cayo, sarışın olanı. Güçlü, akıllı ve saldırgan iki kadın kendisi gibi bir polisin kolları arasında tutamayacağı cinsten kadınlar. Elektrik direğine takılı, tıka basa dolu metal çöp kutusuna bir tekme savurdu. Sonra da içgüdüsel olarak çağrı cihazının kadranına baktı. Ekran yanıp sönüyordu. Adli tıp, otopsiyi tamamlamıştı. İkinci Bölüm Yedinci Kısım Aynı günün şafağında, Guernon'un batısında, 250 kilometre uzakta, polis değmeni Karim Abduf, ırza geçme ve cinayet vakalarının çözümlenmesinde genetik izlerin kullanılması ile ilgili bir kriminoloji tezinin son sayfasını okuyordu. Kaldırım taşı kalınlığındaki 600 sayfalık bu tez onu bütün gece uykusuz bırakmıştı. Şimdi de gözlerini çalar saatine dikmiş, yediği gösteren zilin susmasını bekliyordu. Karim. Derin bir soluk aldı. Elindeki tezi odanın öteki ucuna fırlattı. Koyu bir çay hazırlamak için mutfağa doğru yürüdü. Sonra aynı zamanda hem yemek hem de yatak odası olarak kullandığı salona döndü. Camdan dışarıya loşluğa baktı. Alnı soğuk cama dayalı, atandığı bu kahrolası delikte genetik bir soruşturma yapma ihtimalini hesapladı. Sıfırdı bu ihtimal genç Magripli, hala gecenin mavimsi kanatlarını çivileyen sokak lambalarını seyretti bir süre. Gırtlağına bir şeyler düğümlendi. Suç yaşamının en yoğun olduğu dönemlerde bile hapse girmemeyi başarmıştı hep. Oysa şimdi, 29 yaşında bir polisken, hapishanelerin en boktanına kapatıyorlardı onu. Kayalık bir bölgede, sıkıntıdan patlayan bir taşra kentine. Duvarsız, parmaklıksız bir zindan. Onu yavaş yavaş yakıp yok eden, psikolojik bir tutuk eve. Hayal kurmaya başladı. Kendini tıpkı Amerikan filmlerinde olduğu gibi seri cinayet işleyen katilleri özel yazılımlar ve DNA analizleri sayesinde hapse tıkarken gördü. Bilim adamlarından oluşan bir komisyonun başında suçluların genetik haritasını incelerken buldu. Uzmanlar araştırmalar yapıyor, istatistikler çıkarıyor. Bütün bu çalışmaların sonunda da kromozom zinciri içinde bir kırılma, bir çatlak bularak bu bozukluğu suç dürtüsünün anahtarı olarak belirliyorlardı. Bir zamanlar katillerin ortak özelliği olan bir çift Y kromozomundan söz edilmişti ama anlaşılan boşuna umutlanmıştı uzmanlar. Oysa Karim'in gözünde genetik devredeki harfleri bir araya getiren düzende bir imla hatası olması gerekirdi. Ve bu hatayı bulacak olan da sürekli yaptığı tutuklamalarla kendisi olacaktı. Genç polis birden ürperdiğini hissetti. Böyle bir hata varsa eğer, şimdi kendi damarlarında da dolaşıyor olabilirdi. Karim için yetim sözcüğünün başlangıçta hiçbir anlamı olmamıştı. İnsan sadece tanıdığı kişileri, yaşadığı şeyleri özleyebilirdi. Genç Magripli'nin yaşadıklarının da aile hayatıyla uzaktan yakından bir ilişkisi yoktu. İlk anıları sadece Nanter'de, Moristore sokağındaki yurdun siyah beyaz televizyonuyla muşamba kaplı köşesiydi. Karim, sevimsiz, renksiz bir mahallede büyüdü. Küçük evler yüksek binalarla yan yanaydı. Bomboş arazilerde artık siteler kuruluyordu. Çocukluğunun oyun alanlarını her geçen gün biraz daha fetheden şantiyelerdeki saklambaç partilerini hala hatırlıyordu. Karim, unutulmuş bir çocuktu. Ya da bulunmuş bir çocuk. Bu ne taraftan bakıldığına bağlıydı. Ne olursa olsun anne ve babasını hiç tanımamıştı. Sonradan vermeye çalışılan eğitimde ona köklerini hatırlatmaya çalışmamıştı hiç. Arapçayı şöyle böyle konuşuyor, İslam konusunda bölük pörçük şeyler biliyordu. Delikanlı kısa sürede vasilerinden iyi niyetleri ve basitlikleriyle kaçıp uzaklaşma arzusu veren yurt eğitmenleri kurtuldu, kendini kente teslim etti. İşte o zaman Nanter'i keşfetti geniş caddelerin böldüğü, dev sitelerin, fabrikaların, yönetim binalarının süslediği, kirli elbiseler giymiş, bezgin, endişeli, hiçbir zaman şarkı mırıldanmayacak yayaların yürüdüğü sınırsız bir alandı. Oysa sefalet sadece zenginleri rahatsız ediyordu. Karim'de tüm kenti kaplayan, en küçük malzemeden yüzlerdeki derin çizgilere kadar her yeresinin yoksulluğun farkında bile değildi. Tam tersine, delikanlılık dönemine ait heyecanlı, keyifli anılar taşıyordu. Punk, no future dönemleri, yaş 13, ilk kankalar, ilk sokak kavgaları. İlginçtir, ergenliğin yalnızlık ve karmaşasında Karim yine de sevmek ve paylaşmak için sebepler bulup çıkarmıştı. Yetim çocukluktan sonra ergenlik mutsuzluğu Karim için yeni bir kavşak fırsatı, diğer insanlara, dış dünyaya açılabilmesi için bir kapı oldu. Karim bugün bile o dönemi bir kristal netliğiyle hatırlıyordu. Birahanelerde geçen uzun saatler, langırt makinelerinin yanına varabilmek için dirsekleriyle kendine yol açmalar, çocuklarla gülüşmeler. Lisenin basamaklarında gördüğü bir fıstığı düşünmekle geçen, gırtlağa düğüm düğmeden sonsuz hayaller. Oysa banyonun gizli oyunları da vardı. Abduf başından beri nanterin dönüşü olmayan, iç karartıcı bir yer olduğunun farkındaydı. Kentin şiddetli ve ölümcül olduğunu da öğrendi. Bir cuma akşamı yüzme havuzunun kafeteryasına kalabalık bir grup daldı. Tek kelime etmeden, tekmeler ve muştalarla patronun suratını dağıttılar. Belki eski bir içki vermeme ya da kafeteryayı almama hikayesiydi, kimse bilmiyordu. Kimse yerinden kıpırdamadı. Oysa tezgahın altına tıkılmış adamın boğuk çığlıkları, Karim'in kafasına bir daha silinmemek üzere kazınmıştı. O gece anlattılar ona. İsimleri, yerleri, söylentileri. İşte o zaman daha önce habersiz olduğu bir dünyayı fark etti. Belli belirsiz. Olağanüstü öfkeli heriflerin, girilemez sitelerin, ölümcül mahzenlerin kaynaştığı bir dünya. Bir başka sefer, Lansiyen Marie sokağındaki konserden hemen önce çıkan kavga, katliama dönmüştü. Bu kez de çeteler işin içindeydi tabii karim yüzleri patlamış heriflerin asfaltta yuvarlandıklarını, saçlarına kan bulaşmış kızların kendilerini kurtarmak için arabaların altına sığındıklarını gördü. Magripli büyüyor ama kenti tanımakta güçlük çekiyordu. Dipten gelen dalga sürekli yükseliyordu. Viktor'dan sitelerin çatılarında kendini şırıngalayan Kamerunlu'dan hayranlıkla söz ediyordu insanlar. Çiçek bozuğu yüzlü, anlı Hint usulü dövmeli, aynasızlara karşı gelmekten birkaç kez hüküm giymiş bu adaloplu Marcel'den de. Kooperatifi soyan Jamel ve Said'den de. Bazen okul çıkışında rastlardı böylelerine. Her rastladığında da soyluluklarına, ağır tavırlarına bakıp hayranlık duyardı. Bunlar kaba ve bilgisiz yaratıklar değillerdi. Tam tersine ateşli bakışlı, hareketleri talimli, soylu, zarif çocuklardı tarafını seçti. İşe otomobil radyoları çalmakla başladı. Sonra da araba. Böylelikle kısa zamanda maddi bağımsızlığa ulaştı. Eroinci Zenci ile soyguncu biraderlerle özellikle de Marcel'le dostluk kurdu. Serseri, ürkütücü, kaba, sabahtan akşama kafa çeken, aynı zamanda da banyoya bakışı, mesafeli duruşuyla karimi hayran bırakan bir çocuk. Saçlarını kısa kestirip oksijenle sarartıyor kürklü ceketler giyip Liszt'in Macar rapsodilerini dinliyordu. Belediyenin boşalttığı evlerde yaşıyor, bu arada da Bless Sandra okuyordu. Nanter'i ahtapat olarak adlandırıyor, Karim'in de tahmin ettiği gibi kaçınılmaz sonunu haklı göstermek için analizler ve bahaneler uyduruyordu. İşin tuhaf yanı Karim'e banyonun ötesinde başka bir hayat olduğu gerçeğini öğreten de bu siteler yaratığıydı. Magripli bu başka hayata geçmeye ant içti. Işte. Hırsızlıklarını sürdürmekle birlikte lisedeki temposunu kimsenin bir anlam veremeyeceği biçimde arttırdı. Başkalarından ve kendinden, bazen denetleyemediği öfke nöbetlerine kapılıp sonradan pişman olacağı bir şiddetin pençesine düşüyordu, korunmak için Tayland boksu derslerine yazıldı. Bundan böyle kaderi, üzerinde dengede durmaya çalıştığı bir ip gibiydi. Çevresinde çürümüşlük ve suçun her şeyi yutan balçığı. 17 yaşındaydı Karim. Bir kez daha yalnızlık. Birlik yurdunun holünden geçerken, lisenin kafeteryasında, langırt makinelerinin yakınındaki kahvesini içerken, çevresinde oluşan sessizlik. Artık kimse canını sıkmaya cesaret edemiyordu. Daha o dönemde bile bölgesel Tayland boksu şampiyonasına seçilmişti. Herkes Karim Abduf'un ellerini çinko tezgahtan ayırmaya gerek bile görmeden, bir tekmeyle adamın burnunu kırabilecek biri olduğunu biliyordu. Başka öyküler de anlatılıyordu fısıltıyla. Soygunlar, iğneler, görülmemiş dayaklar. Söylentilerin büyük bir bölümü uydurmaydı ama bu bile Karim'in rahat bırakılmasını sağlıyordu. Genç lise öğrencisi bakalorya sınavlarına girdi, iyi dereceyle mezun oldu. Okul müdürü gelip elini sıkınca önce şaşırdı. Sonra da müdürün bile kendinden korktuğunu anladı. Magripli üniversiteye yazıldı. Hukuk fakültesine. Nanter'de tabii. O dönemlerde ayda iki araba çalıyordu. Sürekli olarak değiştirdiği bir sürü satış kanalı vardı. Büyük bir olasılıkla polisin hiç tutuklamadığı, rahatsız bile etmediği tek Magripliydi. Üstelik şimdiye kadar adı ne olursa olsun Hiçbir uyuşturucunun yanına bile yaklaşmamıştı. 6. Ayrımın Sonu Sayfa 54 Devamı 7. Ayrımda Kitabın adı Kızıl Nehirler Yazarı Jean-Christophe Grange 7. Ayrım Karim 21 yaşında hukuk diplomasını aldı. Şimdi ne yapacaktı? 1.85 boyunda, bir krik o kadar ince, keçi sakallı, saçı rastı örgülü, kulakları dizi dizi küpeli bir magripliği hiçbir avukat stajyer olarak kabul etmezdi. Kısacası Karim şu ya da bu şekilde işsiz kalacak ve kendini yeniden başlangıç noktasında bulacaktı. Gebermek daha iyi. Araba çalmaya devam mı edecekti? Karim gecenin gizemli saatlerini, otoparkların sessizliğini… BMW'lerin alarm sistemlerini etkisizleştirirken yükselen adrenalini her şeyden çok seviyordu. Risk ve gizemle örülü bu gizli ve sert yaşam biçimine hiçbir zaman veda edemeyeceğinin bilincindeydi. Aynı zamanda er ya da geç bu talihin sona ereceğinin de. İşte o zaman vahiy geldi, aynasız olacaktı. Yine aynı gizli dünyada küçümsediği yasaların korunmasında tüm gücüyle içine tükürdüğü bir ülkenin gölgesinde yürüyecekti yine. Gençlik yıllarından bir ders çıkarmıştı Karim. Ne kökü, ne vatanı, ne de ailesi vardı. Yasaları kendi yasaları, vatanı da kendi yaşam alanıydı. Askerden dönüşte, Montreux yakınlarında, kan eklü ulusal polis müfettişleri yüksek okuluna yazıldı. Yatılı oldu. İlk kez Nanter'deki çöplüğünden ayrıydı başarıları olağanüstü nitelikteydi. Karim Abduf, ortalamanın üzerinde entelektüel bir kapasite gösteriyor, en önemlisi de suçluları, çete yasalarını ve yeraltı dünyasını herkesten iyi tanıyordu. Aynı zamanda eşsiz hale gelirken, çıplak elle dövüş yöntemlerinde de uzmanlaşıyordu. Dövüş sanatlarının en tehlikeli unsurları ile her çeşit sportif mücadelenin en şiddetli yönlerini birleştiren T yakın dövüş alanında ustalık derecesine erişti. Çevirenin notu T uzak doğu dövüş sporu Acemi polislerin hemen hepsi içki düzel olarak ondan nefret ediyorlardı. O bir Arap'tı. Oysa gurur duyuyordu Arap olmaktan dövüşmeyi biliyor. İşsizlikten kurtulmak için polis saflarına geçen neredeyse hemen hepsi kararsız sefiller olan meslektaşlarının çoğundan daha iyi ifade ediyordu kendini. Bir yıl sonra Karim çoğu Paris karakollarında geçen staj dönemini bitirerek eğitimini tamamladı. Hep aynı bölge, aynı sefalet ama bu kez Paris'te. Genç stajyer Abese sokağında küçük bir oda tuttu fazla farkında olmamakla birlikte kurtulduğunu anlamıştı. Ne var ki kökleriyle bağlarını koparmamıştı. Düzenli olarak Nanter'e dönüyor, haberleri alıyordu. Bozgun devam ediyordu. Victor, 18 katlı bir apartmanın çatısında bir murabıt fetişi gibi dertop olmuş, taşaklarına da bir şırınga saplanmış halde bulundu. Aşırı doz. Sarışın, iri yarı kabiliyetli baterist Hasan, av tüfeğiyle kendi beynini dağıtmıştı. Arakçı biraderler Flori parmaklıklar arkasındaydı. Marcel de eroine teslim olmuştu. Karim dostlarının bir bir akıntıya kapılışını izliyor, son dip dalgasının yükselişini dehşetle görüyordu. AIDS bu bozguna destek verdi. Bir zamanlar yıpranmış işçilerin bir ayağı çukurda morukların doldurduğu hastanelerde, şimdi artık diş etleri kararmış, derileri çatlamış, Organları kemirilmiş çocuklar yatıyordu. Arkadaşlarından çoğunun bu hastalığa kurban gittiğini gördü. Hastalığın güç kazandığını, yayıldığını, sonra da hepatit C ile birleşerek kendi kuşağının saflarını seyrekleştirdiğini anladı. Bağırsaklarında bir ağrıyla geriledi Karim. Doğduğu, büyüdüğü kent ölüyordu. Haziran 1992'de diplomasını aldı. Jürinin onda acıma ve küçümsemeden başka bir duygu uyandırmayan parmakları yüzüklü beyefendiler, tebrikleriyle. Bunu kutlamak gerekirdi. Magripli şampanya aldı ve Fontenelle, Marcel'in yaşadığı mahalleye gitti. Bugün bile o öğleden sonrayı en ince ayrıntısına kadar hatırlıyordu. Kapıyı çaldı, cevap yoktu. Aşağıdaki kopilleri sorguya çekti. Sonra binanın koridorlarını, futbol sahalarını, atık kağıt deposunu arşınladı kimse yoktu. Akşam olana dek koşuşturdu durdu, boşuna. Gecenin onunda Nanten Hastanesi'ne seroloji servisine gitti. Marcel iki yıldan beri sera pozitifte. Eter fırtınalarından geçti. Hasta yüzlerle karşılaştı, doktorlara danıştı. Ölümü iş başında izledi. Enfeksiyonun korkunç gelişimini seyretti. Ama Marcel'i bulamadı. Beş gün sonra arkadaşının cesedinin bir mahzenin dibinde bulunduğunu, ellerinin yanmış, yüzünün parça parça, tırnaklarının matkapla delinmiş olduğunu öğrendi. Marcel, ölümüne işkence görmüş, sonunda da gırtlağına sıkılan bir kurşunla öldürülmüştü. Karim bunları duyunca şaşırmadı. Arkadaşı, sattığından fazlasını tüketiyor, sattığı malı da sulandırıyordu. Ticaret onun için ölüme karşı bir yarıştı zaten. Rastlantı mıdır bilinmez ama genç polis, aynı gün üç renkli pırıl pırıl müfettiş kartına sahip olmuştu. Bu rastlantının bir işaret olduğunu düşündü. Gölgeye çekildi. Marcel'in katillerini düşünüp sırıttı. O pezevenkler Marcel'in arkadaşının polis olduğunu tahmin edemezdi. Üstelik bir polisin geçmişte kalmış hatıraların adına, hayatın bu kadar da rezil olamayacağı inancı adına, onları öldürmekte tereddüt etmeyeceğini de bilemezlerdi. Karim iş sürmeye koyuldu birkaç gün içinde katillerin isimlerini öğrendi. Cinayet saatinden biraz önce Marcel'le birlikte görülmüşlerdi. Thierry Calder, Eric Masuro, Antonio Donato. Magrip'le hayal kırıklığına uğramıştı. Bunlar Marcel'in kokaini nereye sakladığını öğrenmek isteyen kokuculardı. Karim daha ayrıntılı bilgi edindi. Ne Calder ne de Masuro Marcel'e işkence yapmış olamazdı. O kadar cesaretleri yoktu. Suçlu donatoydu. Fuhuşa teşvik, şantaj, küçüklere karşı şiddet. Şantiye diplerinde reşit olmayan kız pazarlamak. Daima iliklerine kadar koko yüklüydü. Karim onu kurban etmenin intikam için yeterli olacağına karar verdi. Çabuk davranmak zorundaydı. Ona bilgi veren nanter polisi de bu orospu çocuğunun peşindeydi. Karim sokaklara attı kendini. Nanterliydi mahalleleri avucunun içi gibi biliyor, çocukların dilini konuşuyordu. Üç kafadarın yerini bulması için bir gün yetti. Yıkılacağı için boşaltılmış bir apartmana sığınmışlardı. Nantern Üniversite arasındaki otoyol köprülerinin birinin yakınlarında. Pencerelerin birkaç metre ötesinden geçen arabaların gürültüsüyle sarsılıp yıkılacak gibi olan iğrenç bir delikti burası otoyol gürültüsünü duymaksızın haziran güneşi altında öğle vakti yıkıntı halindeki binaya geldi. Çocuklar tozların içinde oyun oynuyordu. Yıkık binaya giren rasta görünüşlü iri adama diktiler gözlerine. Karim kapakları sökük posta kutularının sıralandığı holü geçti, basamakları dörder dörder tırmandı, arabaların motor seslerinin arasından rap müziğin kendini özgür ritmini duydu birkaç aydan beri dinlemekten bıkmadığı A Tribe Called Quest albümünü tanıyınca gülümsedi. Kapıyı bir tekmeyle açıp polis dedi sadece. Damarları adrenalinle doluydu. İlk kez korkusuz polis rolü oynuyordu. Üç herif şaşkınlıktan donmuş gibiydi. Daire çöp içindeydi. Duvarlar yıkılmış, su ve kalorifer boruları açıktaydı. Yarılmış şiltenin üzerinde bir televizyon vardı. Son model bir Sony kuşkusuz bir akşam önceki soygunun ganimetiydi. Ekrandaki porno filmde beyaz etler sergileniyordu. Köşede vınlayarak çalışan vantilatör odadaki kireç tozunu havalandırıyordu. Karim, vücudunun ikiye ayrıldığını, odada uçtuğunu hissetti. Gözünün ucu ile bir köşeye yığılı araba radyolarını gördü. Ters çevrilmiş bir koli üzerinde yırtık toz torbacıklarını fark etti. Fişek kutularının arasında pompalı tüfeği gördü. Cebindeki fotoğraftan tanıdığı Donato'ya baktı. Açık renk gözlü, solgun yüzlü bir herifti. Suratı fırlak kemik ve yara izi doluydu. Bir de kimyasal düşlerinden çıkmaya çalışırken çömelmiş diğer ikisine. Karim hala silahını çıkarmamıştı. Kalder, Mauro, toz olun. İki adam adlarını duyunca sıçradılar. Tereddüt ettiler. Göz bebekleri büyümüş bir halde birbirlerine baktılar. Sonra kapıya doğru seyirttiler geriye böcek kanadı gibi titreyen Donato kalmıştı. Birden tüfeğe doğru hamle yaptı. Karim, tüfeği kavramak üzere olan eli ezdi, ayağını kaldırmadan öteki ayağıyla adamın yüzüne bir tekme savurdu. Ucu demir nalçalı çizmeler giyiyordu. Omuz kemiği çatırdadı. Donato, kısık bir çığlık attı. Polis, herifi yakasından kavrayıp eski şilteye dayadı. A tribe called guest'in boğuk ritmi devam ediyordu. Karim, sol koltuk altındaki kılıfında taşıdığı otomotiğini çıkardı, silahlı elini yanında getirdiği özel yanmaz polimerden yapılmış şeffaf torbaya sardı. Parmaklarını pütürlü kabza üzerinde kenetledi. Herif gözlerini kaldırdı. ''Ne kahrolası, ne bok yiyorsun?'' Karim namluya bir mermi sürüp sırıttı. ''Kovanlar orospu çocuğu, filmlerde hiç görmedin mi? Etrafta kovan bırakmamak lazım.'' ''İyi ama ne istiyorsun? Polis misin? Gerçekten de polis misin?'' Karim başıyla tempo tutuyordu. Sonunda konuştu. Beni Marcel gönderdi. Kim? Karim herifin gözündeki anlamazlığı gördü. İtalya'nın ölümüne işkence ettiği adamı hatırlamadığını anladı. Uyuşmuş herif için Marcel diye birinin olmadığını, hiçbir zaman yaşamadığını sezdi. Ondan özür dile. Ne? Ne? Güneş ışığı Donato'nun terden parlayan suratına akıyordu. Karim plastik torbaya sarılı silahını kaldırdı. Marcel'den özür dile dedi soluk soluğa. Öleceğini anlayan adam haykırdı. Pardon, pardon Marcel, Allah kahretsin. Senden özür diliyorum Marcel, ben... Karim, herifin yüzüne iki kurşun sıktı. Mermi çekirdeklerini şiltenin yanmış elyafı arasında buldu. Kızgın kovanları da cebine attı. Arkasına bile bakmadan çıkıp gitti. Diğer ikisinin takviyeyle döneceğini düşünüyordu. Giriş olünde birkaç dakika bekledi. Kalder ve Masuro'nun yanlarında üç zombiyle koşar adım yaklaştıklarını gördü. Menteşelerinden kopmuş kapılardan geçerek binaya girdiler. Daha ne olduklarını anlayamadan Karim karşılarına dikildi. Kalder'i posta kutularına dayadı. Silahını kaldırıp haykırdı. ''Konuşursan ölürsün. Beni ararsan kendini ölmüş bil. Sen dilsizsin. Ömür boyu dilsiz. Ben polisim, puş derif. Polis, bu kadarını anlıyor musun? Herifi yere fırlatıp dışarıya güneşe çıktı. Yürürken yerdeki cam kırıkları ayakları altında eziliyordu. İşte Karim, Nanter'le, ona her şeyi öğreten Kent'le böyle vedalaştı. Genç Magripli birkaç hafta sonra Bul karakoluna telefon etti, soruşturmanın nasıl ilerlediğini sordu. Ona bildiği şeyleri anlattılar. Donato, 9 mm parabellum olduğu sanılan iki kurşunla öldürülmüştü ama ne çekirdekleri ne de kovanları bulmuşlardı. Diğer iki herife gelince ortadan kaybolmuşlardı. Dosya kapanmıştı. Polisler için kapanmıştı. Karim için de. Karim BRİ'ye, takipte, suç üstünde ve yakalamada uzman bölüme geçmek istedi. Ne var ki başarıları bu kez engelledi onu. Onun yerine 6. şubeye, antiterör bölümüne girmesi böylelikle banyolardaki köktenci Müslüman örgütlere sızması önerildi. Magripli polis sayısı o kadar azdı ki böyle bir fırsatı kaçırmak istememişlerdi. Kabul etmedi. Fanatik katiller konusunda da olsa gammazlığın alemi yoktu. Karim'in istediği gecenin krallığına arşınlamak, katilleri kıstırarak kendi sahalarında kovalamak, içinden geldiği benzer dünyada devriye gezmekti. Öneriyi reddetmesi iyi karşılanmadı. Birkaç ay sonra kan... Eklü Polis Okulu'ndan temel rütbesiyle mezun, psikopat bir uyuşturucu satıcısının kimliği belirlenmemiş katili Karim Abduf, Lot bölgesine Sarzak kentine atandı. Lot bölgesi, trenlerin bile artık durmadıkları bir yer. Bir yolun dönemecinde, hayalet köylerin kayalık çiçekleri gibi dikildiği bölge. Mağaralarla dolu, turizmin bile mağara adamlarıyla sınırlı olduğu bir ülke. Vadiler, uçurumlar, kaya resimlere. Böyle bir bölge. Karim'in kişiliğine hakarette. O, Magripliydi. Sokakların insanıydı. Hiçbir yerde bu Allah'ın belası taşra kenti kadar uzak olamazdı sokaklara. O günden sonra yekne saklığın acımasızlığı başladı. Karim, gülünç görevlerle bölünmüş ölümcül günlere dayanmak zorundaydı. Bir kazanın raporunu hazırlamak, çarşıda kaçmaya çalışan bir hırsız müsveddesini yakalamak, turizm bölgesinde bir bedavacıyı kovalamak genç Magripli o zaman hayallerinde yaşamaya başladı. Ünlü polislerin biyografilerini getirtti. Fırsat buldukça Figak ya da Kaor kütüphanelerine gidiyor, burada soruşturmaları anlatan, gelişmeleri, gerçek polislik mesleğiyle ilgili haberleri veren gazeteleri yutarcasını okuyordu. Bunlarla da yetinmedi. Kitap satış listelerini izleyerek gangster anılarını da okumaya başladı. Profesyonel polis dergilerine, silahlarda, balistik konusunda ve yeni yöntemlerde uzmanlaşmış yayınlara abone oldu. Karim'in yavaş yavaş gömülmeye başladığı dünya, kağıttan bir dünyaydı artık. Yalnız yaşıyor, yalnız yatıyor, yalnız çalışıyordu. Fransa'nın kuşkusuz en küçüklerinden biri olan karakolda, herkes ondan çekiniyor, aynı zamanda nefret de ediyordu. Meslektaşları saçındaki örgülere bakıp, Kleopatra adını takmışlardı ona. İçki içmediği için kökten dinci olduğu söyleniyordu. Gece devriyeleri sırasında Silvi'ye uğramayı hep reddettiğinden sapık olduğu fısıldanıyordu. O ise yalnızlığına sığınmış, günleri, saatleri, haftaları sayıyor, ağzını açmadan koca hafta sonu tatilleri geçiriyordu. Pazartesi sabahları ormanda idman yaptı, yorulmak bilmeksizin T'nin ölümcül hareketlerini tekrarladı, Yüzyıllık ağaçlara birkaç şarjör boşaltmanın dışında çoğunlukla evinde geçirdiği hafta sonlarından sonra konuşma perizinden çıkar gibi oluyordu. Kapı çalındı. Karim farkında olmadan saatine baktı. Sekize çeyrek var. Gidip kapıyı açtı. Gelen Selye'ydi. Nöbetçi polislerden biri. Endişeyle yorgunluk arası belirsiz bir ifade vardı yüzünde. Karim çay önermedi, oturmasını da söylemedi. Sordu, ne var? Adam ağzını açtı ama bir şey söylemedi. Kasketinin altında yağlı saçları terden yapış yapıştı. Sonunda kekeledi. Şey, okul, küçük okul. Ne oldu? Jean Jaurès okulu bu gece soyuldu. Karim gülümsedi. Tam da ideal bir hafta başı. Komşu şehrin piçleri sadece insanları rahatsız etmek için bir ilkokulu birbirine katmıştı anlaşılan. Hasar çok mu diye sordu giyinirken. Üniformalı polis Karim'in giymeye hazırlandığı şeyleri görüp yüzünü buruşturdu. Sweatshirt, blue jean, kapişonlu jogging eşofmanı. Üzerine de 50'li yılların işçi modasına uygun bir deri ceket. Kekeledi. Hayır, ilginç olan da bu ya, tam bir profesyonel işe. Karim yüksek konşlu ayakkabılarını bağladı. Profesyonel işi mi? Ne demek istiyorsun? Bir serseri eğlencesine benzemiyor. Okula maymuncukla girmişler. Üstelik bayağı da önlem almışlar. Müdüre bazı ufak ayrıntıları fark etmeseydi. Magripli doğruldu. Ne çalmışlar? Selye soludu. İşaret parmağını gömleğinin yakasına taktı. Burası daha da ilginç. Hiçbir şey. Gerçekten mi? Gerçekten. Sadece bir odaya girmişler, sonra da pırr. Öyle gitmiş olmalılar. Karim kısa bir süre için camdaki aksine baktı örgüleri şakaklarından sarkıyor, keçi sakalı dar ve karanlık yüzünü daha da keskinleştiriyordu. Jamaika renklerinde örülmüş takkesini düzeltip kendi aksine gülümsedi. Bir iblis, kara iplerden çıkıp gelmiş bir iblis, Selya'ya döndü. Peki neden bana geldin? Kruaziye daha hafta sonu tatilinden dönmedi. Düsar'la ben düşündük ki, gelip bir göz atmalısın karim, ben... Tamam gidiyoruz. 7. ayrımın sonu. Sayfa atmış. Devamı 8. ayrımda. Kitabın adı Kızıl Nehirler. Yazarı Jean-Christophe Grange. 8. ayrım. 8. kısım. Güneş Sarzak üzerinde yükseliyordu. Kötü bir nekaat dönemi kadar solgun, ılık bir ekim güneşi. Karim eski Peugeot'suna binmiş devriye arabasını izliyordu. O saatte hala beyaz kıpırtılı ışıkların göründüğü ölü kentten geçtiler. Serzak ne eski küçük bir kasaba ne de çağdaş bir kentti. Belirgin bir özellik göstermeyen, ne zaman yapıldıkları belirsiz binaları ya da çirkin yapılarıyla bir ova boyunca uzanıyordu. Sadece kent merkezinde küçük bir fark vardı. Merkezi bir uçtan diğerine geçen, eski taş sokakları kateden küçük bir tramvay. Karim buradan her geçtiğinde nedenini anlamadan İsviçre ya da İtalya'yı düşünüyordu. Ne İsviçre'ye ne de İtalya'ya gitmişti oysa. Jean-Jaurès okulu, kentin tam doğusunda sanayi mahallesinin yakınındaki yoksul sitelerin yer aldığı semtteydi. Karim çocukluğunu hatırlatan, hepsi çirkin, mavi ve kahverengi apartmanların arasından geçti. Okul, asfaltı çatlamış bir yolun bitimindeki beton rampanın sonundaydı. Sahanlıkta, koyu renk bir hırkaya boğulmuş bir kadın onları bekliyordu. Müdür hanım. Karim kadını selamladı, kendini tanıttı. Kadın samimi bir tevessümle karşılık verince şaşırdı. Genelde bir güvensizlik dalgasıyla karşılanmaya alışkındı. Karim içinden kadına teşekkür etti. Birkaç saniye boyunca karşısındakini inceledi. Yüzü bir su birikintisi kadar düz, bu düzlüğün ortasında da nilüferlere benzeyen iki kocaman yeşil göz. Müdüret tek bir söz bile etmeden peşinden gelmelerini istedi. Modern olma iddiasındaki bina sanki hiç tamamlanmamış gibiydi. Ya da belirsiz bir restorasyon süresi geçiriyormuş gibi. Alçak tavanlı koridorlar bazıları yerlerini oturtulamamış polistiren panolardan oluşuyordu. Panolardan çoğunun üzerinde de raptiyelerle tutturulmuş çocukların yaptığı resimler vardı. Çocuk boyunda, palto kancaları. Her şey tersti. Karim kendini ezilmiş bir ayakkabı kutusunda hissetti. Müdüre aralık bir kapının önünde durdu. Gizemli bir sesle mırıldandı. Girdikleri tek yer. Kapıyı dikkatle itti. Daha çok bekleme salonunu andıran bir büroya girdiler. Camlı dolaplarda bir sürü defter ve okul kitapları vardı. Küçük bir buzdolabının üzerinde bir kahve makinesi su dolu tabakların üzerine yerleştirilmiş geniş yapraklı bitkilerin gözden saklamaya çalıştığı meşe taklidi bir yazı masası. Bütün odaya ıslak toprak kokusu hakimdi. Bakın dedi kadın, dolaplardan birini göstererek. Bu dolabı açmışlar. Arşivlerimiz bunlar. İlk bakışta bir şey çalmadıkları anlaşılıyor. Dokunmamışlar bile. Karım çömeldi, camlı dolabın kilidini inceledi. 10 yıllık bir otomobil hırsızlığı tecrübesi kilitler konusunda oldukça geniş bir bilgi birikimi sağlamıştı. Hiç kuşku yok. Dolabı açmak isteyen hırsız da kilit konusunda gerçek bir uzmandı. Karim şaşkındı. Profesyonel bir hırsızı sarzakta bir ilkokul soymaya iten neydi? Defterlerden birini aldı, sayfalarını karıştırdı. İsimler, öğretmen yorumları, yönetim yazışmaları. Her cilt belirli bir yıla aitti. Ayağa kalktı. Kimse bir şey duymadı mı? Kadın cevap verdi. Bakın, okulun gerçekten korunduğunu söylemek imkansız. Bir kapıcı kadın var ama bana sorarsanız. Karim'in gözleri hala uzmanca açılmış dolabın kapağındaydı. Size göre hırsızlık cumartesi gecesi mi oldu yoksa dün gece mi? Her ikisi de olabilir, hatta gündüz bile. Tekrar ediyorum, hafta sonlarında bu küçük okulun bir değirmenden farkı yok. Burada çalınacak bir şey olamaz. Tamam dedi Karim. İfade vermek için polis merkezine uğramanız gerekecek. Siz gizli ajansınız öyle değil mi? Anlamadım. Müdüre Karim'i dikkatli gözlerle süzüyordu. Sözü sürdürdü. Demek istiyorum ki kıyafetiniz, havanız, sanki mahalle çetelerine karışmışsınız gibi. Karim kahkahasını tutamadı. Buraları çete kaynamıyor ki. Müdüre polisin söylediklerini önemsemeyip devam etti. Bu işlerin nasıl yapıldığını bilirim. Bu konuda bir belgesel izlemiştim sizin gibiler öteki yüzünde polis amblemi taşıyan çifte yüzlü ceketler giyer ve madam diye sözünü kesti karim. Bana kalırsa küçük şehrinizi fazla büyütüyorsunuz. Topuklarının üzerinde dönüp kapıya yöneldi. Müdüre peşinden yetişti. Parmak izi falan almayacak mısınız? Karim cevap verdi. Konunun önemine bakarak ifadenizi almak ve çevrede soruşturma yapmakla yetineceğiz. Kadın hayal kırıklığına uğramış gibiydi. Karim'e yine dikkatle baktı. Buralı değilsiniz. Yanılıyor muyum? Değilim. Buraya atanmak için ne yaptınız? Uzun hikaye. Belki bir gün uğrar anlatırım. Dışarıda yakalanma korkusu taşıyan öğrenciler gibi sigaralarını avuçlarının içine saklayarak içen polis memurlarının yanına gitti. Selye devriye arabasından fırladı. Teğmen, yeni bir gelişme var. Ne dedin? Başka bir hırsızlık. Buraya geldiğimden beri hiç bu kadar. Nerede? Selye tereddüt etti, arkadaşlarına baktı. Soluğu bıyıklarının altında hışırdıyordu. Ben, mezarlıkta, bir mezara girmişler. Mezarlar ve haçlar güneşin altında parlayan yosunlar gibi gri ve yeşil arası renklerde hafif bir meyil boyunca uzanıyordu. Parmaklığın ardından çiğ ve solmuş çiçek kokusunu soludu genç Arap. Beni burada bekleyin diye homurdandı polis memurlarına bakarak. Lateks eldivenlerini geçirirken Sarzan bu pazartesi gününü hiç unutmayacağını düşünüyordu. Bu kez oturduğu stüdyoya uğramış, bilimsel araştırma malzemesini almıştı. Parmak izlerini belirlemek için alüminyum ve granit tozu, yapıştırıcılar ve ninhidrin. Ayak izlerinin kalıbını çıkarmak için de çeşitli elastomerler. En ufak izi bile dikkatle almaya kararlıydı. Yerin tarif ettikleri mezara giden çakıllı patikada ilerledi kısa bir an için Fransa'da birkaç yıldan beri görülen mezar saldırılarından biriyle karşılaşacağını, kırılmış kafatasları, mezardan çıkarılmış cesetler bulacağını sanmıştı. Ama hayır, burada her şey düzenliydi. Saldırganlar mezardan başka hiçbir şeye dokunmamıştı anlaşılan. Karim, granit bloğun dibine vardı. Şapel biçiminde bir anıt mezarda. Kapı aralıktı sadece. Diz çöküp kilidi inceledi. Okulda olduğu gibi burada da mezarın kilidini açmak için olağanüstü özenle çalışmıştı hırsızlar. Ellerini mezar duvarının köşesinde gezdirdi. Bu kez de profesyonelce bir işle karşı karşıya olduğunu düşündü. Aynı kişiler miydi? Kapıyı itip sahneyi gözlerin önüne getirmeye çalıştı. Adamlar neden anıt mezarın kapısını böylesine büyük bir dikkatle açmışlar? Sonra da tam kapatmadan gitmişlerdi. Taş kapıyı itince anladı. Çakıl taşları kapının altına sıkışmıştı. Artık mezarı kapatmak imkansızdı. Saldırganların yaptıklarını haber veren bu küçük mineral pırıltılardı, kısacası. Sonra kilidi oluşturan taş, dişli sistemini inceledi. Bu tip yapılar için alışılmış ama sadece uzmanlarının açabileceği özel bir sistemdi. Karim, ürperdiğini hissetti. Uzmanlar. Bir kez daha okula girenlerle anıt mezarın kapısını açanların, Aynı insanlar olup olmadıklarını düşündü. İki olay arasında nasıl bir ilişki olabilirdi? Cevabın başlangıcını mezar taşında buldu. Jude Itero. 23 Mayıs 1972. 14 Ağustos 1982. Karim düşündü. Belki de bu küçük çocuk Jean Jaurès okulunda okumuştu. Yeniden mezar taşına baktı. Ne bir dua, ne bir yazı. Mermerin üzerinde sadece solmuş gümüşten oval bir çerçeve vardı ve içi boştu. Bu kız ismi değil mi? Karim arkasına döndü. Selya bıyıkları ve meşgul tavrıyla arkasında dikiliyordu. Dudaklarının ucuyla cevap verdi. Hayır erkek ismi. İngiliz adı mı yoksa? Hayır Yahudi. Selya alnını sildi. Öyleyse dur bakalım bu Carpentra'daki gibi bir saldırı mı yoksa? Aşırı sağcı işi bir şey. Karim ayağa kalktı ve eldivenli ellerini birbirine sürttü. Hayır sanmıyorum. Bana bir iyilik et. Diğerlerinin yanına git. Beni orada bekle. Selya kasketinin siperliğini kaldırdı. Homurdanarak gitti. Karim onun uzaklaşışına dikkatle baktı sonra yeniden aralık kapıya döndü. Yer küçük bir dalış yapmaya karar verdi. İki büklüm el fenerini yakarak ilerledi. Ayaklarının altındaki tozu gıcırt atarak basamakları indi atadan kalma bir tavuyu yıkıyor gibiydi. Hiçbir dini inanışı olmadığını düşünüp o anda kendini kutladı. Halojen demeti karanlığı yırtıyordu. Karim ilerledi sonra birden durdu. Fenerin ışığında iki dayanak üzerine yerleştirilmiş açık renkli ahşap tabut önündeydi. Gırtlağı kupkuru, tabuta yaklaşıp inceledi. Yaklaşık bir metre altmış santimetre boyundaydı. Köşelerinde gümüş arabesk süsler vardı. Eldivensiz olsa tabuta hiç dokunamayacağını düşünerek menteşeleri yokladı. Böylesi bir korku duyduğu için kendine küfretti. İlk bakışta tabut kapağı açılmamış gibi görünüyordu. Menteşeleri daha yakından inceleyebilmek için fenerini dişlerinin arasına sıkıştırdı. ''Burada ne alt ediyorsunuz?'' Karim sıçradı. Ağzını açtı, fener düştü, tabutun üzerinde yuvarlanmaya başladı. Arkasına dönerken karanlıkların üzerine devrildiğini gördü. Girişte düşük omuzlu, bereli bir adam, eğilmiş, içeriye bakıyordu. Magripli el yordamıyla yerdeki feneri aradı. Soludu. ''Polis, ben polis de emeniyim.'' Yukarıdaki adam bir şey söylemedi, sonra homurdandı. ''Buraya girmeye hakkınız yok.'' Karim yeri aydınlattı. Basamaklara doğru ilerledi. Gözlerini aydınlık bir perdeyle çevrili, asık suratlı, iri kıyım adama dikti. Mezarlık bekçisi olmalıydı. Karim mezara izinsiz girdiğinin farkındaydı böylesi bir durumda bile bir kabre girebilmek için özel bir izin ya da ailenin imzaladığı bir belge gerekiyordu. Basamakları tırmanıp konuştu. Çekilin çıkıyorum. Adam çekildi. Karim ışığı bir hayat iksiriymişçesine içti. Üç renkli kimliğini gösterdi. Karim Abduf, Sarzak Karakolu. Mezara girildiğini haber veren siz misiniz? Adam sessizliğini koruyordu. Renksiz gözleriyle arabı inceliyordu. Gri sularda hava kabarcıkları gibiydi gözleri. Buraya girmeye hakkınız yok. Karim dalgınca onayladı. Sabah havası sıkıntısını gideriyordu. Tamam arkadaş tartışmayın. Polis her zaman haklıdır. İhtiyar kıllarla kaplı dudaklarını büktü. Alkol ve ıslak toprak kokuyordu. Leş gibi. Karim devam etti. Peki şimdi bana bildiklerinizi anlatın. Durumu ne zaman fark ettiniz? İhtiyar içini çekti. Saat altıda geldim. Bu sabah bir cenaze var da. Buradan en son ne zaman geçtiniz? Cuma. Yani hafta sonu herhangi bir saatte mezara girmiş olabilirler. Evet, yalnız ben bu gece girdikleri kanısındayım. Neden? Çünkü pazar öğleden sonra yağmur yağdı. Kabirde de en küçük bir rutubet izi yok. Demek ki kapı hala kapalıydı. Karim sordu. Yakında mı oturuyorsunuz? Kimse buranın yakınında oturmaz. Arap çevresine sükunet ve dinginlik yayan küçük mezarlığa baktı. Buraya daha önce de serseriler gelmiş miydi? Hayır. Kuşkulu ziyaretçiler, saldırganlar, değişik törenler. Hayır. Bana bu mezardan söz edin. Bekçi çakıl taşlarının üzerine tükürdü. Anlatacak bir şey yok. Tek bir çocuk için bu anıt mezar. Tuhaf değil mi? Evet tuhaf. Aileyi tanır mıydınız? Hayır, hiç görmedim. 1982'de burada değil miydiniz? Hayır, herif benden önce ölmüş. Sırıttı. Hepimizin bu yollardan geçmesi gerekecek. Kabir bakımlı görünüyor. Kimse gelmiyor demedim ki. Sadece tanımadığımı söyledim. Tecrübeliyim ben. Taşların ne hızla yıprandıklarını bilirim. Plastik de olsalar, çiçeklerin ne kadar dayanacaklarını bilirim. Ayrı kotlarının, çalıların, bütün bu pisliklerin nasıl geldiğinden de haberim var bu mezara sık sık gelindiğini söyleyebilirim. Ama ben kimseyi görmedim. Karim biraz düşündü. Yeniden diz çöküp küçük çerçeveyi inceledi. Bana kalırsa hırsızlar çocuğun resmini çalmış. Öyle mi? Belki, evet. Yüzünü hatırlıyor musunuz çocuğun yüzünü? Hayır. Karim doğruldu. Eldivenlerini çıkarırken anlattı. Bugün izleri almak, belirtileri incelemek için bir ekip gelecek. Demek ki sabah törenini iptal edeceksiniz bakım çalışmaları yapıldığını, su bastığını anlatırsınız ya da öyle bir şey ne bileyim ben. Bugün burada kimseyi istemiyorum anlaşıldı mı? Özellikle de gazetecilere. Adam kafasını sallayıp onaylarken Karim çıkışa yönelmişti bile. Uzaktan tiz bir çan saatin dokuz olduğunu bildiriyordu. Dokuzuncu kısım Karakola gidip raporunu yazmadan önce yolunu değiştirip okulun oradan geçmeye karar verdi. Şimdi güneş artık evlerin köşeleri üzerine bakırımsı ışınlarını gönderiyordu. Bir kez daha havanın çok güzel olacağını düşündü. Bu basit düşünce bile midesini bulandırmaya yetti. Okula vardığında müdüreye sordu. Jutitero adında küçük bir çocuk, 80'li yıllarda burada okumuş olabilir mi? Kadın hırkasının bol kolları ile oynayarak kırıtkan bir sesle konuştu. Daha şimdiden bir iz mi buldunuz müfettiş? Lütfen soruma cevap verin. Öyleyse gidip arşive bakmamız gerekecek. Gidelim hemen. Müdüre Karim'i yeniden yeşil yapraklı bitkilerin bulunduğu küçük odaya götürdü. 80'li yıllar demiştiniz değil mi dedi parmağını camın arkasında dizili defterlerin üzerinde gezdirirken. 1981, 1982 ve sonrası dedi Karim. Birden kadının durakladığını gördü. Ne var? Tuhaf. Bu sabah dikkat etmemişim demek. Tuhaf olan ne? Kayıtlar. 81 ve 82'nin kaybolmuş. Karim kadını kenara itti. Dikine dizilmiş kahverengi defterleri inceledi. Her defterin üzerinde ait olduğu yıl belirtilmişti. 1979-80 Gerçekten de sonraki ikisinin yerinde yerler esiyordu. O kayıtlarda tam olarak ne vardı diye sordu Karim, defterlerden birini eline alırken. Sınıfların oluşumu, öğretmenlerin yorumları, o defterler okulun seyir defteri gibidir. 1980 yılının defterini alıp sınıf oluşumuna baktı. Eğer çocuk 1980'de 8 yaşındaysa hangi sınıfta olması gerekirdi? İlkokul ikinci sınıf hatta belki de birinci sınıf. Karim o sınıflarla ilgili listeleri inceledi. Jutitero adına rastlamadı. Sordu. 81 ve 82 yılının sınıflarıyla ilgili başka belgeler var mı? Müdüre düşündü. Durun bakayım. Gidip yukarıya bakmak gerekecek. Kantin kayıtları mesela ya da revir viziteleri. Hepsi tavan arasında. Peşimden gelin oraya kimse gitmez. Muşamba kaplı merdivenleri dörder dörder tırmandılar. Kadın bütün bu olanlardan çok heyecanlanmışa benziyordu. Dar bir koridora sapıp demir bir kapının önünde durdular. Müdürenin nazı bir karış açıktı. Bu, bu inanılmaz bir şey dedi. Bu kapıda zorlanmış. Karim kilidi inceledi. Kapı açılmıştı ama yine büyük bir dikkatle. içeriye doğru birkaç adım attı. Demir parmaklıklı bir vasistas dışında penceresiz büyük bir odaydı. Metal raflar üzerinde kağıt tomarları, istiflenmiş dosyalar vardı. Kuru ve tozlu kağıt kokusu burnuna çarptı. 81 ve 82 yıllarının dosyaları nerede diye sordu. Müdüre cevap vermeden küçük bir dolaba yöneldi kalın kağıt tomarlarını birbirlerine bağlanmış defterleri karıştırdı. Araması birkaç saniye sürdü ama cevabında hiç kuşku yoktu. Onlar da kayıp. Karim kollarının karıncalandığını hissetti. Okul, mezarlık, 81 ve 82 yılları. Küçük bir çocuk adı. Jud Itero. Bütün bunlar bir bütün oluşturuyordu. Söze girdi. 1981'de bu okulda mıydınız? Kadın kibarca gerdan kırdı. Neler söylüyorsunuz müfettiş? O zamanlar henüz öğrenciydim. O dönemde okulda tuhaf bir olay olmuş muydu? Anlatılırken işittiğiniz ciddi bir şey. Hayır, ne demek istiyorsunuz? Bir öğrencinin ölümü. Hayır, böyle bir hikaye duymadım hiç. Ama yine de öğrenebilirim. Nereden? Bölge Akademisi'nden. Ben... O iki yıl boyunca okulunuzda Jüt İteru adlı küçük bir erkek çocuğun okuyup okumadığını öğrenebilir misiniz? Ama Tamam sorun değil müfettiş ben. Acele edin birazdan tekrar geleceğim. Karim merdivenleri koşarak inerken durdu. Arkasına dönüp seslendi. Polisiye kültürünüz için bir not. Artık polislere müfettiş denmiyor. Onun yerine teğmen deniyor. Amerikalılardaki gibi. Karakoldaki polisler içinde Şef Kurvaziye, Karim'in en az nefret ettiği kişiydi. Sadece amiri olduğu için değil, bulunduğu yeri çok iyi bildiği, sık sık gerçek polis sezgileri gösterdiği için. Lotta doğmuş olan 54 yaşındaki bu eski asker 20 yıldan beri Fransız polis örgütündeydi. Patates gibi yayvan burnu, briyantinlenip tırmıkla taranmış gibi görünen perçemiyle sertlik ve katılık havası yayıyordu çevresine. Ama bazen insanı umarsız bırakacak bir yakınlık gösterdiği de olurdu. Kruaziye yalnız yaşayanlardan da ne karısı ne de çocukları vardı. Onu bir aile ortamında düşünmek, bilim-kurgu romanı yazmak gibi bir şeydi. Onu Karim'e yaklaştıran yalnızlığı, aralarındaki tek ortak noktaydı. Bunun ötesinde Şef Kruazye, inatçı ve dürüst, tipik bir polis örneğiydi. Alman çoban köpeği olarak yeniden dünyaya gelmek için her şeyini verecek bir av köpeği. 8. Ayrımın Sonu, Sayfa 69, Devamı 9. Ayrımda Kitabın adı Kızıl Nehirler. Yazarı Jean-Christophe Grange. Dokuzuncu ayrım. Karim kapıyı vurup odasına girdi. Madeni dosya dolabı. Kokulu tütün. Fransız polisinin zaferini gösteren posterlerde kötü çekilmiş donuk bakışlı silüetler. Magripli yeniden midesinin bulandığını hissetti. Bütün bu karışıklıklar ne anlama geliyor diye sordu Kuvaziye. Yazı masasının gerisinden. Bir hırsızlık, bir de mezara saldırı. Çok gizli, çok önemli bir çalışma. Çok da tuhaf. Kruvaziye yüzünü buruşturdu. Ne çalındı? Okulda kayıt arşivleri. Mezarlıkta henüz belli değil. Kabrin içinde ciddi bir arama yapmak ve... iki olayın bağlantılı olduğunu mu düşünüyorsun? Nasıl düşünmeyeyim? Sarzak'ta aynı hafta sonu içinde iki olay. İstatistikleri alt üst edecek bir şey. Ama sen iki olay arasında bir bağlantı buldun mu? Razia kararmış bir piponun dibini karıştırdı. Karim kendi kendine gülümsedi. 50'li yılların polisiye kitaplarına layık bir komiser karikatürü. Aralarında bir bağlantı olabilir, evet diye mırıldandı. Zayıf ama. Anlat öyleyse. İçine girilen kabir, değişik isimli bir çocuğun, Jut Itero adlı birinin mezarı. 1982 yılında 10 yaşındayken ölmüş. Kendi kendime, küçük Jut'un belki de o okulda okuduğunu düşündüm. Çünkü kaybolan defterler tam da. Bu savını destekleyecek kanıtlarım var mı? Hayır. Diğer okullara sordun mu? Şimdilik hayır. Kruaziye tıpkı temel reis gibi piposun içine üfledi. Karim yaklaştı, daha yumuşak bir sesle konuştu. Bu soruşturmayı bana verin komiser. Bunun altında karanlık bir şeyler seziyorum. Belki inanmayacaksınız ama bana göre bu profesyonellerin işi. Bir şey yaradılar. Önce çocuğun ailesini bulalım. Sonra kabirde araştırma yapacağım. Ben, siz aynı fikirde değil misiniz? Komiser gözlerini indirmiş, kararmış bir boyu özenle dolduruyordu. Bu dazdakların işi. Ne? Kuraziye gözlerini kaldırıp karime baktı. Dedim ki mezarlık, dazdakların işi. Hangi dazdakların? Komiser bir kahkaha patlatıp kollarını kavuşturdu. Görüyor musun, küçük bölgemiz hakkında daha öğrenecek çok şeyim var. 30 kişi kadar onlar. Kalyus yakınında kullanılmayan bir depoda yaşıyorlar. Maden sularının depolandığı eski bir hangar. Buradan 20 kilometre uzakta. Abduf gözlerini Kruaziye'den ayırmadan düşündü. Güneş komiserin yağlı saçlarını parlatıyordu. Bence yanılıyorsunuz. Selye mezarın Yahudi mezarı olduğunu söyledi. Ama doğru değil. Ben sadece Jud'un Yahudi asıllı bir isim olduğunu söyledim. Bunun bir anlamı olamaz kabirde hiçbir Musevi işareti yok. Üstelik Yahudiler ailelerinin yanına gömülmek ister. Komiser bu çocuk öldüğünde on yaşındaydı. Yahudi mezarlıklarının üzerinde yarım kalmış kaderi belirten bir desen, bir motif bulunur. Tamamlanmamış bir sütun ya da kesilmiş bir ağaç gibi. Bu kabir bir Hristiyan kabri. İşte gerçek bir uzman. Bütün bunları nereden biliyorsun? Okudum. Kruazi aldırmadı, yineledi. Bu dazdakların işi. Saçma, ırkçı bir eylem değil bu. Bandallık bile değil. Hırsızlar başka bir şey arıyorlardı. Karim diye araya girdi Kuraziye. Az da olsa gerginliğinin belli olduğu dostça bir tavırla. Önerilerine ve görüşlerine hep değer vermişimdir. Ama burada emirleri ben veriyorum. Yaşlı kurda güven. Dazlakların izini derinleştirmek gerek. Senin yapacağın küçük bir ziyaretin bizleri aydınlatacağına inanıyorum. Karim doğruldu ve sordu: Yalnız mı? Sakın bana saçlarını biraz kısa kestirmiş gençlerden korktuğunu söylemeye kalkma. Karim cevap vermedi. Kuraziye bu tür sınamalardan keyif alıyordu. Onun gözünde bu hem kötü bir şaka hem de saygı göstergesiydi. Teğmen yazı masasının kenarını kavradı. Eğer Kuraziye oyun istiyorsa kuralına göre oynamak zorundaydı. Size bir alışveriş önereceğim komiser. Bak hele, tek başıma gidip dazlakları sorgularım. Onları biraz sarsıp, öğlen birden önce raporumu yazarım. Bunun karşılığında bana kabre girip, istediğim gibi araştırma izni sağlayacaksınız. Bir de çocuğun ailesiyle görüşmek istiyorum. Bugün. Ya bu işi dazlaklar yapmışsa? Dazlaklar yapmadı. Kruaziye piposunu yaktı. Tütün bir çalı demeti gibi çıtırdadı. Kabul dedi Kruaziye. Kalyus'tan sonra soruşturma benim, değil mi? Eğer raporum birden önce elimde olursa, Nasılsa cinayet masasının dedektifleri yakında burada olur. Genç polis kapıya yöneldi. Elini tokmağa uzatmıştı ki komiserin seslendiğini duydu. Göreceksin, dazlakların senin üslubuna hayran kalacaklarından eminim. Karim ihtiyar kurdun kahkahaları arasında kapıyı çarptı. 10. Kısım İyi bir polisin düşmanını iyice tanıması gerekir. Yüz hatlarını, davranışlarını, Üstelik dazlaklar konusunda Karim'in eline su dökmek imkansızdı. Nantern yıllarındaki amansız kavgalar sırasında sayısız dazlakla karşılaşmıştı. Polis okulu sırasında da dazlaklar hakkında gerçek bir rapor hazırlamıştı. Gaz pedalını köklemiş, Kallüs'e doğru ilerlerken bildiklerini aklından geçirdi. O serseriler karşısındaki şansını değerlendirmek için kendine özgü bir yöntemdi bu. Özellikle her iki eğilimin üniformalarını düşündü. Tüm dazlaklar aşırı sağcı değildi. Aşırı sol bir cephe oluşturan kızıl da vardı. Çeşitli ırklardan gelme çok idmanlı, kendi aralarında katı kurallar geliştiren bu topluluk en az neonaziler kadar tehlikeliydi, belki de daha çok. Onlar karşısında yarasız beresiz kurtulma şansı yoktu Karim'in. Kısaca her birinin özelliklerini düşündü. Faşistler, İngiliz Hava Kuvvetleri'nin bomber denilen ceketini parlak yeşil yüzü dışta kalacak biçimde giyiyordu. Diğer yanda kızıllar, tam tersine portakal rengi yüzü dışta kalacak şekilde. Paşolar liman işçisi ayakkabılarını beyaz ya da kırmızı varcıklarla bağlardı. Kızıllarsa sarı varcıklarla. Karim saat 11 sularında arabasını üzerinde vadenin suları yazan hangarın önünde durdurdu. Deponun on dile plastik duvarları göğün saf mavisiyle karışıyordu. Kapının önünde siyah bir Citroen DS vardı. Kısa bir hazırlıktan sonra arabadan fırladı Karim. Herifler içeride olmalıydı. Biralarını yudumluyorlardı mutlaka. Düzenli soluk almaya çalışarak çevreyi inceledi. Hangara doğru yürüdü. Yeşil ceketler, beyaz ya da kırmızı bağcıklar. Faşo. Portakal rengi ceket, sarı bağcık, kızıllar. İşte sadece o zaman zarar görmeden kurtulma ihtimali olacaktı. Derin bir soluk alıp kapıyı rayın üzerinde kaydırdı nereye girdiğini anlamak için bağcıklara bakması gerekmeyecekti. Duvarlarda kırmızıya boyayla yapılmış gamalı haçlar vardı. Nazi işaretlerinin yanında da toplama kamplarını ya da işkence edilen Cezayirleri gösteren büyük büyük fotoğraflar yer alıyordu. Resimlerin altında yeşil ceketli dazdaklar gözlerini ona dikmiş bakıyorlardı. Demir burunlu Dak Martinler karanlıkta parıldıyordu. Bunlar aşırı sağın katı da. Karim, heriflerin hepsinin alt dudaklarının iç tarafında skin dövmesi taşıdığını biliyordu. Karim bir vaşak gibi konsantre oldu. Bakışlarıyla silahları aradı. Bu çılgınların cephaneliğini iyi tanıyordu. Muştalar, beyzbol sopaları ve saçma atan çift namlulu savunma tabancaları. Pezevenkler bir yerlerde de kauçuk mermi atan pompalı tüfek saklıyor olmalıydı. Gördükleri çok daha kötüydü. Börtler, yani kadın dazlaklar, kafalarını kazıtmış, alınlarına dökülen perçembe, yanaklarına inen tutamlardan başka saç bırakmamış karılar. İyice semirmiş, midelerini alkolle doldurmuş, kuşkusuz heriflerden çok daha acımasız orospular. Yutkundu. Karşısındakilerin işsiz güçsüz serseri takımı değil, bir dayak sözleşmesi beklerken gelip buralarda saklanan gerçek bir çete olduğunu anlamıştı. Buradan sağ çıkma şansının baş döndürücü.